Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala rasulina Muhammedin salavat. Mariz bir asrın 19. 20. ve 21. yüzyıl. Hasta bir unsurun Kürtler, Türkler, Araplar ve umumen Osmanlı manası. Alil bir uzvun yani alimler reçetesi. Reçetetül Havas da aynı zamanda hatırlarsanız. Münazarat Reçetetül Avam'dı. Muhakemat Reçetetül Havas. Veyahut Saykalül İslamiyet. İslamiyet paslanmaz değil mi? Ne diyordu? Paslanmış bihemta elmas daima mücella cama müreccahtır. İslamiyet paslanmaz. Üzerine toz gelmiş. Bizim gözlerimizdeki tozdan dolayı toz gelmiş. Saykal vuracak. Ne zamandan bu zamana? 3. asırdan ta şimdiye sahabe, tabi'in, tebeüt tabi'in bu 3 asır müstakbeldir. İslamiyet'in zirvede olduğudur. Doğrudan doğruya ayet ve hadisler nakledilmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve yetiştirdiği sahabeler ve onların yetiştirdiği tabi'inin büyük alimleri, velayet-i kübra sahibi olan zatlar ve kısmen tebeüt tabi'in zamanında devam etmiş bu anlayış. Yani İslamiyet'in bir saykale ihtiyacı yok. Sonra 10 asır alet ilimleri ve biraz daha dünyevileşme yahut işte tarikat tarzıyla yükü, mesuliyeti büyük zatlara verip kenara çekilme şeklinde olmuş. Bediüzzaman Hazretleri tekrar sahabenin tarzını, metodunu geri getirmek istiyor. Veyahut Bediüzzaman'ın muhakematı. Çok fazla girmeyeceğiz. Besmele, hamdele, salvele kısmını okumuştuk. Nerede kalmıştık? Değil mi? Cümle şiranı cihan beste'in silsilet meselesinde. Yani bütün aslanların kuvvetinde bir aslanın bağladığı bir ipi hangi tilki koparabilir? 124 milyon evliyanın kuvvetinde Peygamber Efendimizin tek başına bağladığı ipi ehli dalaletten hangi tilki koparabilir? Manasında bir ifade. Üstad Hazretleri Besmele, Hamdele, Salvele'yi bitirdikten sonra yani 9. sayfadayız. Küçük kitaplarda. Emma Ba'd. Kitabın en başı. Emme ba'd, şu fakir garip Nursi ki bid'at-ü zaman lakabıyla müsemma olmaya layık iken haberi olmadan Bediüzzaman ile meşhur olan biçare tedenni milletten ciğeri yanmış gibi feryadu figan ederek ah 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 va esefa der ki İslamiyet'in mağz ve lübbünü terk ederek kışrına ve zahirine vakfı nazar ettik. Aldandık ve sui fehim ve sui edep ile İslamiyet'in hakkını ve müstahak olduğu hürmeti ifa edemedik. Ta o da bizden nefret ederek evham ve hayalatın bulutlarına sarılıp tesettür eyledi. Emma ba'd, şu söylediklerime kulak verin. Şu garip fakir Nursi ki Üstad Hazretleri gariptir hakikaten İstanbul'da biliyorsunuz bu eserin yazıldığı dönem. 1911'ler. Üstad Hazretleri yalnız, kimsesiz, garip. İşte en son diyorum merhume validemi 8 yaşında gördüm. Gariptir. Garipliğin de bir özelliği vardır. Nedir? 6. mektupta mı geçiyor? Tuğba lil huraba. Ne mutlu gariplerdir diyor değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Tarif ederken bu hadis-i şerifi Üstad Hazretleri 6. mektupta, 4. mektupta izah ederken ne diyor? Diyor ki Allah yolunda hicret edip cihad edenler. Annesinden, babasından, malından, mülkünden, işte Mekke'deki o meşhur sahabeler, sahfe evvel olan hicret eden sahabelere hitap eder. Her şeyini bırakıp gitmişler. Mesela İbn-i Sa'd için bahsediyorlar. Peygamber Efendimiz'in hicret ettiğini duyunca arkasından o da gitmek istiyor. Yolda çeviriyorlar, zengin bir zat. Diyorlar ki seni öldüreceğiz, müşrikler yakalıyor. Diyor ki diyor bütün malımı, şuradaki arsamı, şuradaki tarlamı hepsini size versem diyor, beni bırakır mısınız? Evet diyor, bırakırız diyor. Bırakıyorlar, Mekke'ye varıyor. Medine'ye varıyor Peygamber Efendimiz yanına. Hemen ayet nazil oluyor. Ayetle cennetle müjdeleniyor yani. Hani vahiy zımniyle değil. İşte Allah yolunda hicret ederken önlerine çıkan engellerde dünya malını terk edenler var ya. Kur'an-ı Kerim methediyor. Doğrudan dolayı cennetle müjdelenmiş oluyor. İşte onlar için işlerinde ebedi kalacakları cennetler hazırlanmıştır manasında. Misal yani. Bu gibi ayetler var. Garip olmak yani. Biraz insanın da böyle garip olması lazım. Bu manalar, bu hakikatler anlaması. Çünkü Peygamberimiz o Tuğba lil-Guraba hadis-i şerifin başında diyor ki
İslamiyet garip olarak başladı, garip olarak bitecek. Hakikaten öyle mesela. Kimle başlıyor? İşte ev dersleriyle değil mi? İşte Darül Erkam'da, Erkam radıyallahu anh'ın evinde ayetler geliyor. Peygamber Efendimiz aleyhisselam tek tek ders veriyor ayetleri. Ev dersi. Bizim bu şu anda Nurculuğun metodunda uyguladığımız ev dersi. Üstad Hazretleri Hazreti Ömer girince biliyorsunuz tekrar işte açıktan yapalım artık tebliğatı açıktan umumen duyuralım manası inkişaf ediyor. Garip başlıyor İslamiyet. Gariplerle başlıyor, fakirlerle başlıyor. Sonra şaşaya kavuşuyor ve tekrar diyor garip olarak bitecektir. Ne mutlu o gariplere, garipleri özledim diyor. Tuğba lil guraba. Hadis-i şeriftir. Üstad Hazretleri de bu asrın garibidir. Garibüz zaman, fakirüz zaman gibi ifadeler var kendi hakkında. Burada farklı olan bir de bid'atüz zaman var. Bid'atüz zaman yani birkaç mana anlaşılabilir. Ben anladığım şeklini söyleyeyim. Sonradan yeni bir usul ve metot getiriyor. Müceddittir. Asıl metot nedir İslami usulde? İslami literatürde bir usul var. İşte tarikat usulü, tasavvuf usulü. İşte şeyhe bağlanıp, şeyhe tabi olup alet ilimleriyle inkişaf etmeye çalışmak. Dün akşam bir yerde bir arkadaşlarla çay içiyordu da bir yerde. Birisi dedi ki, tabi anlamıyorum meseleyi. Farkında değil. Ne dedi? Yunus Emre gibi dedi büyük bir zatı dedi toplum küçültüyor dedi. Yunus Emre gibi büyük bir zat ne yapmış dedi? Tapduk Emre'nin gitmiş dergahına diz çökmüş dedi. Dedi yanlış dedi. Böyle bir şey olamaz dedi. Hayır dedi doğru. Üstad Hazretleri anlatıyor Kastamonu'ya kızlar. Ne diyor? Medresenin büyük bir alimi tekkenin küçük bir dervişinin önünde gider diz çökerdi. Ta ki bekleyecek. Ne zaman irşad olunursa. Yani usul doğru bir usul değil. Ama öyle mi? Öyle olmuş. Evet aynen öyle. Kocaman Mevlana Halid-i Bağdadi gibi müceddit olacak bir zat tuvalet temizlikçiliği yaptırılıyor mesela. Gibi. Üstad Hazretleri bu usulleri görüyor. Bu usullerdeki yanlışı. Tekrar doğrudan doğruya sahabe tarzına döndürmek istiyor. Velayet-i Kübra neydi? Sahabeden, tabiinden ve tebeüt tabiinden yüksek mertebeli Velayet-i Kübra sahibi olan zatlar bütün latifelerin hissiyatlarını doğrudan doğruya nefs-i Kur'an'dan bizzat doyurduklarından gösteriyor ki Kur'an her vakit hakiki, kafi ve kafi bir mürşittir. Ehil olanlara Velayet-i Kübra feyizlerini ifaza eder. Kur'an'da bu kutsiyet var. Ama Kur'an'ın üzerine bir cihetle toz konulup işte müfessirler yahut müellifler doğrudan doğruya Kur'an'ı gösteremediği için ellerindeki aynadarlık yapacakları o eser Kur'an'ı değil de zatın kendisini gösterdiğinden dolayı Kur'an'ın üzerine bir tozlanma gibi görünüyor. Halbuki Kur'an tozlu değil. Kim tozludur? Cam tozlanmış. Sen Kur'an'ı tozlu zannediyorsun. Mesela diyor İbni Hacer'e bakmışlar. İbni Hacer'e bakarken, İbni Hacer'e okurken Kur'an ne demiş diye okumamışlar. İbni Hacer ne demiş diye okunmuş. Toplumda böyledir mesela şu anda. İmam-ı Azam bu meselede ne diyor? İşte İmam-ı Şafii ne diyor? Veyahut da İmam Gazali ne demiş mesela? Halbuki dese ki İmam-ı Gazali Kur'an'dan bu meseleyi nasıl göstermiş? Usul bu. Üstad Hazretleri bu hataları, bu arızaları görüyor. Kur'an'ın diyor hakimiyeti mutlakasının olması için bu ders var zaten kayıtlarda da var bakabilirsiniz. Hakimiyeti mutlaka dersi. Buna bir saykal vurulması lazım. Yani cilalı bir camla Kur'an olduğu gibi gösterilecek. Hakaretler camda kalacak. Eksikler kusurlar cama verilecek. Yani müellife ama o nebaneden, lemaneden o şualar, Kur'an nurları Kur'an'dan bilinecek. Üstad Hazretleri bu usulün bittiğini görüp yeni bir usul getiriyor. Yeni usul aslında sahabenin usulüdür, eski usuldür. Ama 10 asır Üstad Hazretlerinin mazi dediği, kurunu vusta diye bahsetti, İslamiyet'in orta çağı dediği dönem o dönemdir işte. O döneme Üstad yeni bir anlayışla giriyor. Bütün şuaraya, büyük zatlara, cumhura tenkit yapıyor burada. Kabul etmiyor o usulü. Tabii Üstad yapar bunu. Niye yapar? Üstad, Üstad'dır niye? Yani Kur'an'ın son hadimidir. Yeni bir içtihat yapması gerekiyor. Onun için kendine bid'atüz zaman diyor. Zamana sonradan giren. Bunun birkaç manası var. El-Arif-i Tekvib-i işaret sırrıyla söyleyeceğim. Birisi var gitmiş tekrar zamana sonradan gelmiş. Bir manası da budur. Daha fazla detay söylemeyeceğim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı değil mi? Olur bazı adamlar gider biraz bekler tekrar gelir. Bir manası da odur. Zamana sonradan katılan manasında. Bid'atüz zaman lakabıyla müsemmaya layık olmaya layık iken haberi olmadan Bediüzzaman ile meşhur olan Üstad Hazretleri 12-13 yaşındayken 90 cilt o İslamiyet'in usul kitaplarını ezberleyince işte hocası zaman o zaman işte Molla Fethullah'tan falan ders alıyor. O hocaları diyor ki işte ahir zamanda beklenilen Bediüzzaman budur diyorlar. Zamanın harikası. Böyle bir ilim yok.
Çünkü Üstad Hazretleri işte Kamus Okyanusu'nu Sine kadar ezber etmiş. Yani bir kelimeye kaç mana geldiğini anlatan Kamus Okyanus lügatı var. Meşhur Kamus lügatı diye geçer. Üstad Hazretleri onu bitiriyor. Diyor ki tersten bir manaya kaç kelime geldiğini yazacağım diyor. 90 cilt İslam'ın akide kitabını, temel usul kitaplarını bitiriyor. Ondan sonra yapacak bir şey yok. Üstad Hazretlerine diyor ki şey Molla Fethullah falan diyorlar ki sen Molla Camii'ye kadar geldin mi? Eski usulde alet ilimlerinde Molla Camii'ye kadar okudum demişse bir medrese talebesi tamam yani o çok büyük bir alimdir. Molla Camii'ye ben askerde gördüm bir tane Allah selamet versin menzilcilerden. Ilık su veya çay hangisi varsa. Menzilcilerden birisi vardı. Dedim yani nasıl yaptın? Ürdün dedi de hocam Molla Camii'ye kadar okudum dedi. Bu o demektir yani. Ben bitirdim demektir. Üstad Hazretleri de şey soruyor. Molla Camii'ye kadar okudun mu diyor. Üstad diyor ki yok diyor hepsini bitirdim diyor. 90 cilde yazdım. İstersen beni diyor kontrol edebilirsin diyor. Bak. Bunu görünce diyor ki Bediüzzaman'dır. Ha bundan dolayı bu kısaca söyleyeyim. Bediüzzaman. Bedi Allah'ın ismidir. Bazı bu İslamsız oğulları falan var ya televizyonda çıkan böyle ilahiyatçılar. İşte Bediüzzaman Allah'ın ismidir. Bedi Allah'ın ismidir falan kullanılmaz. Allah'ın iki tane ismi kullanılmaz. Nedir? Allah, öbürü de Rahman'dır. Diğer bütün isimler kullanılır. Çünkü Rahman doğrudan Allah'ı gösterir. Allah doğrudan Allah'ı gösterir. Ama Rahim, Rahim demek Allah demek değildir. Allah'ın bir sıfatıdır. Ama Allah değildir. Anladın mı? Abdurrahim denilebilir. İşte Abdülmelik denilebilir. Abdülkerim denilebilir. Bunlar güzel şeyler. Ama birine Kerim demenizin bir zararı yok. Abdülbediye denilebilir. Dolayısıyla ahmaklar böyle gariban saf insanları kandırmak için cerbezeyle Bediüzzaman diyor Nurcular işte Mevlana Hazretlerine küfür ediyorlar. Diyorlar ki Mevla Allah'ın ismidir. Sen kimsin de diyor Allah'ın ismini bir kul. E niye Kerim diye bir sürü isim var piyasada? Kadir diyor. Kadir var mesela değil mi? Dünya kadar isimler var yani. Sen neyle izah edeceksin bunu? Bediüzzaman lakabını zamanın eşsiz güzelliği manasında üstada takıyorlar. Üstad Hazretleri bunu kabul etmiyor. Üstad Hazretleri kesinlikle ben Bid'atüzzamanım, Garibüzzamanım, Fakirüzzamanım, Ebu La Şey diyor mesela başka bir yerde. Zamanın oğlu, geçmişin oğlu, fakirlerin oğlu ifadelerini kullanıyor. Üstad Hazretleri, evet mevzumuza dönelim. Sadece bilmek için iki isim unutmayalım bunu. Diğer isimlerde de tabii ki mesela ismine Kadir, Abdülkadir demek lazım. Ama Kadir denilince de bir şey olmaz. Bir zararı olmaz. Şirk değil. Ama Rahman tehlikeli bir ifade. Haşa Allah. Bu iki isim. Bu ahmaklar bilmediğinden garipleri kandırıyorlar. Onları Mevlana Hazretlerine hakaret ediyorlar, küfrediyorlar. Evet. Haberi olmadan Bediüzzaman ile meşhur olan bir çare. Tedenni milletten va esefa eder ki, der ki İslamiyet'in mağız ve lübbünü, mağız özü. İnsanın mağızı nedir biliyor musunuz? Spermdir. İnsanın mağızı. Lüb de anne karnındaki o celin halidir. Anlamak için söylüyorum bunu. İşte cevizin kabuğu bir de içi var ya, mağız ve lübbü öyle de anlayabiliriz. Dışarısı mağız. Hayır mağız değil. Mağız daha küçük o yemyeşilken hali. Lüb de içindeki ceviz olmuş hali. Kabuk da malum cevizin kabuğudur yani. İslamiyet'in mağız ve lübbünü, usul ve erkanı demektir yani. Usul ve erkanını. Bulamadık. Mağız ve lübbünü terk ederek ne yaptık? Zahirine, kışrına, zahirine vakfı nazar ettik. Aldandık. İslamiyet'in zahiri nedir? Keramettir mesela. İslamiyet'in zahiri nedir? Nafile ibadetlerdir. İslamiyet'in kışrı nedir? Falan vakitte içeri buyurun. Orası soğuk olur. Falan vakitte biraz daha artırırsak sayıyı pursaklara gideceğiz. Pursaklar biraz daha çalışırsa, fazla gelip kalabalığı sağlarlarsa ondan sonra pursaklarda yapacağız dersi. Vakfı nazar ettik. Yani zahirine. Şu anda öyle. Mesela nedir? Osmanlı'nın son dönemi, son 200 yılı, takriben son 200 yılı nasıldır? Peygamber Efendimiz'in sakalı kaç santimdi? Hep söylüyoruz ya, tırnaklarını nasıl keserdi? İşte saçlarını nasıl tarardı? Namaz kılarken işte şöyle mi olurdu, böyle mi olurdu? Zaruriyat-ı diniyenin haricindeki şeyleri söylüyorum. Teferruatın teferruatındaki meselelerle şimdi camiye gidiyorsun mesela. Camide namaz kılarken bir yanlış hareket yapıyorsun. Yaşlı ihtiyar amcalar var mesela. Camide hemen derler ki oğlum senin kıldığın namaz yanlış derler. Misal, niye? Zahir ilimlerle yetiştirilmiş o insanlar. Zahirine baktığınızda. Halbuki dese ki maşallah bu yaşta şu çocuk delikanlı camiye geliyor. Ne kadar güzel.
dese farklı. O ne yaptı? Zaruriyat-ı diniye. Bu, burada kastettiğim şey rükû, sücud, kıyam değil. Yani esasat-ı namaz değil. Teferruatında olan. Mesela parmaklarınızı oturuşta, son oturuşta şuradan aşağı uzatırsanız senin namazın kabul olmaz. Şeytan gelmiştir namazına. Bunlar İslamiyet'in zahiridir yani. Evet, doğru olur ama bu takva ehli bir adama söylenecek bir laftır. Benim gibi garip gureba bir adama sen neyi söyleyeceksin bunu? Biz namazı zor kılıyoruz zaten. Bak, anlatabildim mi? Zahirine vakfı nazar etmek bu demek. Takvası mı hocam? O takva ayrıdır. Takvadan olabilir. Ama şimdi ona bakılacak zaman değil. Bu zamandaki takva o takva değil. Bu zamandaki takva terk-i kebairdir. Büyük günahlardan kaçınan adam takvadır bu zamanda. O eskide salih Müslümanların her şeyi yapmışlar. Diyor ya, iman esastır, gıdadır, tarikat meyvedir. İmansız, yani gıdasız insan yaşayamaz. Meyvesiz, tarikatsız yaşayabilir. Şimdi bu böyledir yani. Şu anda insanların iman zafiyeti var. İmanı gidiyor. Anladın mı? Böyle bir haldeyken Üstad Hazretleri, şimdi burayı niye okuyacağız, anlayacağız? Muhakematı niçin yazmış Üstad? Veyahut Allah-u Teala Risale-i Nur'u Üstad'a niçin nasip etmiş? İyi doktor nedir? Yatırıp, hastalığı teşhis edip, muayeneden sonra ilaç yazıp takibini yapandır, değil mi? Üstad Hazretleri tabiri caizse Müslümanları, İslamiyet değil de Müslümanları bir yatırıyor masaya, ameliyat masasına. Hastalıkları teşhis ediyor. Kimde? 18, 19, 20. asırda, 21. asırda hastalık var. O hastalığı bir keşfediyor. Nedir? Enaniyet asrı, hissiyat asrı, işte buhtan asrı, adım hodbinlik asrı, hodendişlik asrı. Hasta asrın hastalıklarını çıkartıyor ortadan. Dönüyor topluma. Kimler hasta? İslamiyet'in hamelelerini yapan Araplar, Kürtler, Türkler hasta. Onların hastalıklarını da buluyor. Sonra ne kaldı geriye? Peki bunların başını çeken alimler. Uzuv kim peki? Alimler de hasta. Muhakeme-i müvazeneyi kaybetmişler. İslamiyet'in zahirine vakfı nazar etmişler. Üstad Hazretleri bunu keşfedip de Cenab-ı Hak onu verir. Bir cihette Üstad Hazretleri'nin muhakemat eseri nedir? Muayenedir. Muayene ediyor. Tahlil ediyor. O tahlilin kısa, öz, veciz cevaplarını veriyor Cenab-ı Hakk'a. Birinci muhatap yani adeta Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz. Cenab-ı Hak diyor ki tamam kulum, sen bu işi yapacaksın. Yaptığın hakikat, yaptığın tahlil, rüçhaniyetin üstünlüğünü gösterdi. Vazife sana verildi. Risale-i Nur'la vazifelendiriyorsun. İlacı kabul görüyor Üstad Hazretleri. Evet. Ne yaptık? Hatamızı teşhis. Şu anda da var mesela. Bunu diyor. Nurculuğun da mağaz ve lübbünü bulamayan şu anda zahirine aldanan adamlar yok mu? Dünya kadar var. Dünya kadar var. Mesela Risale-i Nur'u mütalaa etmeden okumak, Risale-i Nur'u dikkatli okumak, bu gibi dertleri yok. Zahiren. Üstad Hazretleri zahiren ne yapmışsa onları taklit ediyor. Ve abiler zahiren ne yapmışsa onlar, her zamanın bir hükmü var kardeşim. İşte Üstad Hazretleri bize dersi izah etmezdi. Niye izah etsin ki? Herkes biliyor. Ya ne? Peygamber Efendimiz de izah etmiyordu zaten. Herkes anlıyordu yani. Misal. Ben baktım Abdullah Yayın abi izah etmezdi hiçbir dersi. Misal. Dümdüz okurdu. Ya o Abdullah abidir kardeşim. Onu dinleyenler de başka adamlardır. Abdullah abiyi çıkıp sokaktaki adamlar dinlemiyor ki. Anlatabildim mi? Bağlamın sokaklarından topladık getirdiğimiz adamlar dinlemiyor ki Abdullah abiyi. Nurcular belli seviyeye gelen adamlar gidiyor. Abdullah abi de dümdüz okuyor. Sen de anlıyorsun bunda. Ne var ki? Ben de anlıyordum zaten. Bak ne oldu? Zahire vakfı nazar etti. Gelip buraya tatbikatta yanlışlık yaptı. Abdullah abi düz okuyor, düz okuyacaksın. Tamam düz okunur. Biz düz okumaya bir şey demiyoruz. O ayrı bir meseledir. Fakat dikkat ve teenniyle okumak lazım. Veya nurculuğun zahiri. Üstad Hazretleri bunu böyle yapardı. Ama Üstad diyor ki aynı zamanda her zamanın bir hükmü var. Zamana göre onu biraz yenileyebilirsin. Yenilemekten kasıt güncellemek. Ama esasata, usule, erkana dokunmadan. Hani tarika, ehli tarikatı yahut da diğer tarafları eleştirirken bu hastalıkların şu anda başlangıcı nurculuğun da içinde var yani. Zahirine vakfı nazar etmek. Peki zahirden hakikate geçmek nasıl? Risale-i Nur'u dikkatle, teenniyle, mütalaa ile okumak. Bir kelimeyi bazen bir ay düşünmek. Bir kelimeyi, bir cümleyi bazen iki ay, üç ay, beş ay düşünmek. Anlamaya çalışmak. O zaman anlarsın. Yoksa anlaşılmaz. İşte zahire vakfı nazar etmek yok. Aldandık. Ve su-i fehim ve su-i edep ile İslamiyet'in hakkını veremedik. İslamiyet'i yanlış anladık. Kur'an'ı yanlış anladık. Bu yanlış anlamakla edepsizlik ettik. Ve İslamiyet'in hakkını ve müstahak olduğu hürmeti ifa edemedik. Ta o da bizden nefret ederek evham ve hayalatı bulutlarıyla sarılıp tesettür edildi. İşte Osmanlı'nın son dönemi. Şimdi düşünelim bakalım. Bir misal vereyim. Bugün geberip giden adam, yani 1938'de geberip giden adamı başımıza niye geldi?
Yani nasıl bir toplumsanız öyle yönetilirsiniz değil mi? Biraz düşünelim bakalım bir. Yani memleket çok iyiydi, fevkalade takvaydı, fevkalade dindardı. Böyle bir zalim bir adam mı geldi? Sizce öyle mi yani? İlim vardı. He, ilim vardı, hakikat vardı. Da öyle bir adam mı geldi başımıza? Öyle olmuş olsaydı zaten çeviremezdi. Ya çeviremez değil mi? Bak ne demek? Demek ki Maaz ve Lübbün'ü bulamayıp kışlığıyla o kadar meşgul olmuşuz ki 300 yıl, son 300 yıl kışlığıyla bizi gelip birisi aldatmış. İşte başımıza geçmiş. Anlatabildim mi ya? Hastalık budur işte. İslamiyet bizden nefret ederek gitmiş. Bu Osmanlı'nın son 200-300 yılıdır. Lale devrinden sonra diye işte kısmen Kanuni'den sonra. Üstad Hazretleri hatırlayın bakalım bir. Kanuni Sultan Süleyman hakkında sikke-i tasdikte bir ifade kullanıyor. Diyor Zembilli Ali Efendi, tabi Üstad Hazretleri akıllı adamdır yani, belagat imamıdır. Şey yapar mı, yanlış yapar mı yani? Diyor Zembilli Ali Efendi demiş diyor Kanuni'ye. Ne demiş? İstanbul'a Avrupa'dan getirdiğin kanunlarla, Osmanlı'ya Avrupa'dan getirdiğin kanunlarla İstanbul'un orta yerine öyle bir bok sıçtın ki getirdiğin 40 çeşme 40 sene aksa o boku temizleyemez. Osmanlı'nın çöküşüdür işte o. Üstad ben demedim vallahi diyor. Kim dedi? Zembilli Ali Efendi, yani kılıcı keskin alimlerden. Aynen öyle olmuş bak. Osmanlı daha toparlanamamış. Kanunidir yani Osmanlı'nın çöküşünün başlangıcı. Tarihçileri şunları bunları bırakın. Biz hakikatini söylüyoruz yani. Anlatabildim mi? O kanunlarla sonra bu hal geliyor. Neye aldanıyor bu sefer? Bakın dikkat edin. Elhamdülillah, Allah razı olsun, camiler yapılmış. Biz itiraz etmiyoruz. Çok güzel. Şaşalı camiler yapılmış. Doğru. Çok da güzel olmuş. Peki ne olmuş aynı zamanda? Kışrıyla meşgul olmakla hakikati boşaltılmış. Zahire bakılmış. Bunlar detay. Osmanlı'nın son dönemlerinde bakın öyle bir hale gelmiş ki hatta ne diyorlar o mimariye? Osmanlı'nın ne? Ne? Barok mimarisi. Avrupa mimarisi değil mi? Öyle bir hale gelmiş ki kendi İslami mimariyi de terk etmiş. Vukuat bunlar yani. Bunları göreceğiz. Onun için İslamiyet bizden gitmiş. İşte başımıza bu zındıklar gelmiş. Son zaman Abdülhamit Han gibi evliya olan, velayet olan zatlar bir şeyler yapmak istemiş ama neticede o da o dehirde yetişen, o hadisatın içinde yetişen bir adam olduğu için o da zahir perestir. Zahire göre hükümler vermiş, yanlış yapmış. Anlatabildim mi? Ancak Rabbani bir alim bu, o zaman yetişip düzeltebilirdi bu meseleyi. Bak medreselerde yetişen bir alim değil. Rabbani alim olması lazım. Yani üstad gibi medrese eğitimi falan almadan zahir ilimleri çok kısa bir sürede tahsil ediyor. 3 aydır üstadın medrese tahsili. Kısa bir sürede o da hani usulen Cenab-ı Hak tarafından vazifelendirilmiş bir zatın yapacağı içtihatlardır bunlar. Rabbani alim olmak. İmam Rabbani gibi, İmam Gazali gibi, Mevlana gibi. Bu alimlerde zamanın hadisatıyla yetişmez bu insanlar. Cenab-ı Hak özel bunları kuvve-i kutsiyle besler. Onlar yapar bu icraatları. Bediüzzaman da onlardan birisidir. Hem de hakkı var. İslamiyet bizden gitmekte haklı. Başımıza bu zındıkların gelmesi haklı. Zira biz İsrailiyatı, bu ifadeler çok önemli. İsrailiyatı usulüne, hikayatı akaidine, mecazatı hakaikine karıştırarak kıymetini takdir edemedik. Mesela şimdi bunlar tabii açık konuşuyoruz. Mahrem şeyleri de konuşuyoruz. Bu hadis inkar eden adamlar var ya, kısmen haklılar. İsrailiyat çok karışmış. Anlatabildim mi? İbn-i Teymiye gibi diyor Üstad Hazretleri bir dahi, gerçi biraz ifrat etmiş. Ama hakkı var diyor yani. Niye? O kadar çok İbn-i Abbas'a rivayet olunarak, İbn-i Abbas'a dayandırılarak o kadar çok şeyler nakledilmiş ki. Mesela ben bir tane misal söyleyeyim mi size? Nedir? Hep devamlı söyleriz. Peygamber Efendimiz Miraç'tan 50 vakit namazla gelmiş. Sonra Musa Aleyhisselam demiş ki ya Muhammed sen bunu ümmetine kabul ettiremezsin kardeşim. Git bunu 45'e düşürtür. İşte geri gitmiş Peygamber Efendimiz. Yahudilerin Yahudi akaidini, anlayışını, Yahudinin peygamberi Musa Aleyhisselam'ı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan üstün göstermek için İslamiyet'in içine soktukları yalan yanlış bilgilerdir. Bu menfi kısmıdır. Muhakematta şimdi gelecek ileriki derslerde, bir de müsbet kısım var. Farkında olmadan girenler var bir de. Nasıl? Yahudiler, Yahudi alimleri nasıl Müslüman oldu diyor. Eski bilgileriyle İslam'a girdiler. Yani Yahudiliklerini Müslüman ettiler. Eski malumatlarıyla girdiler. Kasıtlı değil. İşte Abdullah İbni Selam gibi zatlar. Yahudi alimi İslamiyet'e giriyor. Ama eskiden kalan malumat sabıkası da var. Onunla beraber giriyor. İşte İsrailiyat dediğimiz mesele bunlardır. Yahudi, işte Musa Aleyhisselam peygamberimizden üstün göstermek için ne yapılmış? Bu gibi şeyler çok serişlenmiş. Bugün camilerde bile, hatta gidin bakın derler ki sahih kardeşim, bu Sahih Buhari'de bile geçiyor diyebilirler. Bakın diyebilirler.
Anlatabildim mi? Bu kadar bilinen meşhur hadisler, iştihar etmiş hadisler şu anda sahih kaynaklarda geçiyor. İsrailiyatı nereye? Usulüne. Yani esasatı diniyeye. Dinin esaslarına. Miraç gibi bir meseleye İsrailiyat karışmış. Bak görebiliyor muyuz? İşte Şakk-ı Kamer gibi bir meseleye İsrailiyat karışmış. Bu ifrat ifadeler İsrailiyat kabilindedir. Bunları tabii burada bir kısaca söylüyoruz. Sırf İsrailiyat diye bir mukaddeme okuyacağız. Yani bir dersimiz sırf İsrailiyat'ın ne olduğunu anlamak olacak. Bunların içinde. Gelecek oralar. Hikayat. Buyurun abi. Bir önceki cümleyi hemen geçtiniz ama. Yani İslam bizden nefret ederek evham ve hayalat bulutlarını sormuş. Burayı açmadık. Evham ve hayalat hala bizde var mıdır? Yapmamız gereken o konuda bir tedbir var mı? Abi bu evham dediği nedir biliyor musunuz? Bu devamlı okuyoruz, söylüyoruz ya, bu aralarda çok gündemde. Mahsusattaki vehmiyat, bedihiyat meselesidir. Şimdi bu evham manası, şimdi bir ne var biliyor musunuz? Realizm deniliyor ya, gerçekçilik. Bunun nerede geçecek? Burada bu Risale-i Nur'da bir ismi var onun. O ismi bulabilirsek. Ne deniliyor ona? Biraz sonra gelecek. Gerçekçilik manasında 6 tane bilgi var burada. Biraz sonra gelecek, oraya açacağım ben, tekrardan geri dönüp. O hakikat ilmi, gerçekçilik, ispat edilmiş vukuat olan manaların hepsi. Bu vukuat olan, gerçek olan şeylerden ziyade akli olan şeylerde, şimdi biraz sonra okursak gelecek, akılla nakilin taarruzu falan meselesi var. Bunlar akılla nakil taarruz ederse hangisine itibar etmek lazım? Bunları falan okuyacağız biraz sonra, şimdi gelecek. Burada akli olan meselelerin haricine kayıldığı zaman vesvese geliyor işte. Yani bir mana var, bir hakikat var. O hakikati sen tarif edemeyince vehmi bir şeyle anlatıyorsun. Anlatabildim mi? İslamiyet'in esasatında olan mesela işte satı arz meselesi. Hafız. Ve ilen keyfe ve ilen ardı keyfe sutihat, değil mi? Neydi? Arzı size bir düzlük olarak yarattık. Bak hiçbir anormallik yok bu ayet-i kerimede. Ama ayet-i kerimeyi izah edemeyince, anlamayınca vehmi bir şeyle dünya düzdür diyor. Buradaki işte o evham dediği budur işte. Evhamıyla, yani kendi anladığını hakikat telakki ediyor. Öyle bir şey yok. Halbuki ne olması lazım? Akılla nakil taarruz ettiği vakit nereye gitmesi lazım? Neye esas alması lazım? Hadi bakalım. Nakil. He? Nakil yani İslamiyet'in esasatı esas alınmalı. Çünkü senin aklın esas değil ki. Senin aklın. Ama tersi de olur. Akıl da esas alınır. Bilim de esas alınır. Ama o bilim, o akıl, akıl olan. İkisi de doğru. Mesela İbn-i Sina ne diyor? Haşir bir meseleyi nakliyedir. Akıl bir yolda gidemez. Nakli esas alırız diyor. Doğru. Bu nakil denilen şey ayet değil mi? Ayet ve tevatür hadis. Mütevatir hadis. Bunlar nakildir. Denildi ve kabul edilir. İbn-i Sina ne diyor? Haşir'i anlamayız arkadaş. Aklen bu anlatılmaz diyor. Nakle tabi olmuş. Ama Üstad Hazretleri dedi ki şimdi biraz sonra gelecek. Akılla nakil taarruz ederse akıl esas alınır. Ama akıl o akıl ola. Senin benim aklım değil yani o akıl. Anlatabildim mi? Şimdi dünya yuvarlak. İspat edilmiş kardeşim. Adam bu yüzden fotoğrafını gönder. Kaidelere uyuyor. Beşerin fıtrat kanununa uyuyor. Merkez kaç kuvvetine uyuyor. Her şeye uyuyor. Hiçbir anormallik yok. Şimdi sen diyorsun ki dünya düzdür kardeşim diyorsun. Ayet saati diyor diyorsun. Bak. Akılda, bilimde ispat edilmiş bir şey varsa sarih olmayan ifade ne yapılır? Tevil edilir. O zaman saati ifadesi, o düzlük ifadesi geniş bir düzlük ifadesine tevil olunur. Ama sen bu tevili yapamazsan işte evham yaparsın. Evham dediği kendine göre anlayıp tarif etmektir. İslam alimleri bu arızayı yapmış. Hata yapmış. Bunu da okuyacağız. Bu mesele de gelecek. Bak burada ifade üstadelerin burada kullandığı bütün cümleleri mukaddemelerde açacak. Evham ve hayalatın. Hayalat dediği işte bu mana. Yani kendine göre bir şey kuruyor. Kendine göre kurduğunu anlatıyor. İslamiyet o değil ki. Senin anlattığın, hayal kurduğun, hayal dünyandaki şeyler değil ki. Cenneti tarif edecek mesela. Hayal dünyasıyla tarif ediyor. Ahireti tarif edecek. Hayal dünyasıyla tarif ediyor. Peygamber Efendimiz'in yaptığı şeyleri hayali şeyler gibi anlatıyor. Hakikat cihetiyle değil. İşte İslamiyet hakikat dini olduğu için, hakikatin, esmanın tezahürü olduğu için İslamiyet bizden küsüp gitmiş. Nefret ederek gitmiş hem de. Bunların hepsi dediğimiz gibi açılacak. Hem de hakkı var. İsrailiyatı usulüne. Usul buradaki manası esasatı diniyedir. Usulüne. Hikayatı akaidine. Bu da imani hükümlerdir. Akaid dediğim şey. Hikayelerde bunların içine karışmış. Mesela bir misal vereyim. Şakk-ı Kamer nedir? Yani nedir aslında? Akaidi bir hükümdür. Niye?
Kur'an'da geçer. Bak diğer mucizeler akaide dahil değildir. Anlatabildim mi? Ama şakkı kamer Kur'an'da geçtiği için ayın bölünme meselesi imanın esası altındandır. Peki ne yapılmış? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam eliyle ayı ortadan ikiye bölmüş. Ay bir tarafı şarka bir tarafa garba gitmiş. Efendimiz eline almış cebine koymuş. Bunlar hadislerde yani rivayetlerde geçiyor. Bak akaidi bir hükmün içine öyle bir hikayet karıştırmışız ki kabul etmek mümkün değil. Üstad Hazretleri diyor ki bırak akıl zihin sımahta da yerleşemez böyle bir hikaye. Yani Peygamber Efendimizin şakkı kamer gibi büyük bir mucizesini küsufa tutturmuşlar hikayelerle. Nerede olmuş bunlar? Vallahi kardeşim Avrupa'da İngiltere'de olmamış. Osmanlı'nın göbeğinde yapılmış bu işler. Anlaştık mı? Müslümanlar yapmış. Müslümanlar yapmış tabii. İslam dünyasında olan meseleler bunlar. Tarikat alimleri, tarikat şeyler. Bu hepsini kastetmiyoruz yanlış anlaşılmasın. Hani İmam-ı Rabbani gibi Şah-ı Nakşibend Hazretleri gibi zatlardan değil buradaki maksat. Ama işte Şeyh Uçmaz mürid uçurur meselesi var ya. Alttan gelenler o meseleleri öyle hikayelerle anlatmışlar ki bu. Bir misal verdim sadece. Akaidi bir hüküm olan mucizeyi hikayelerle inkara sebep olmuşlar. Üstad Hazretleri onun için bakın dikkat edin. Bir sürü mucize var. Mucizat Kur'an-ı Mucizat Ahmediye Risalesi. Üstad parara parara izah edip geçiyor. Ama Şakk-ı Kamer 3 sayfa izah ediyor. Şakk-ı Kamer Risalesi var. Niye? Çünkü akaittir. Kur'an'da geçiyor. Yani sen mesela Üstad'ın naklettiği bir mucizeyi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a zehirli bir koyun getirdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bismillah dedi yedi zehirlenmedi. İnanmıyorum kardeşim. Olamaz böyle bir şey. Zehirli koyun adamı öldürür. Besmeleyle falan alakası yok. Kafir olmazsın. Münafık da olmazsın. Dinden de çıkmazsın. Ama desen ki ay nereden bölündü ya? Kim diyorum? Kafirsin. Mutlak kafirsin. Fark anladık mı? Yani Mucizat Ahmet'e geçen mucizeler, nakledilen mucizeleri inkar etmekle kimse kafir olmaz. Ama Şakk-ı Kamer'i inkar edersen kafir olursun. Ama ne olmuş? Öyle bir hikayet eklenmiş ki, öyle nakiller, eklemeler yapılmış ki, yani Efendimiz cebine sokmuş. Ayı. Kardeşim biraz da akıllı olmak lazım yani. Tamam mucizedir de cebe girecek kadar büyük bir mucize değildir. Aklidir mucizelerin tamamı. Cebine soksa imtihan perdesi yırtılır. Zaten mucizelikten çıkar, cebir başlar orada. İnsanları mecburen kabul etmek zorunda kalır. Ha, mecazatı hakaikına karıştırarak. Peygamber Efendimiz hatırlıyorum. Geçenlerde bu ben arabada Risalet Radyo'yu dinlerim. Peygamber Efendimiz'den hadisten naklediyorlar. İşte şeyi anlatıyor. Bu Deccal'in anlatıldığı Risale'de geçiyor ya meşhur hadis. Peygamber Efendimiz sahabeyle beraber oturuyordu bir mecliste. Bir derin bir gürültü işitildi. Ondan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki 70 senedir yuvarlanan cehennemin dibine cehennemin dibine düşen taşın gürültüsüdür. Bitti hadis-i şerif. Ne anlayacağız buradan? İzahını yaptı. Peygamber Efendimiz'e cehenneme düşen taşın hali malum edilmiş, bildirilmiş. Ya böyle bir izah olamaz ki. Bak ne oldu? Bak ifadeyi görüyor musun? Mecazat bir ifadeyi ha biz ne yok ediyoruz o zaman? 12 mukaddemeden birisi de nedir o zaman? Mecaz meselesi. Mecazı da okuyacağız. Mecaz nedir? Nasıl kullanılır? Hani biraz anlayalım muhakematta neler okuyacağız. Mecazatı hakikatine karıştırarak. İşin hakikati neydi? 70 yaşına giren filan münafık geberdi cehennemin dibine düştüydü. Hakikatini anlamadı. İşin hakikati neydi? Cehennem o kadar büyük ki 70 senede bir taş ancak cehennemin dibine düşer. Bunlar hakikatiydi. Sen hakikatini almadın zahiri gösterdi sadece. İşte karıştırdın. Bunlar İslam dünyasında olmuş meseleler. Bunları anlayacağız. Mesela değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a soruyor. Ne diyor? Dünya neyin üzerindedir? Aleyhisselam ve Lut. Öküz ve balon üzerindedir. Şimdi okullarda bize anlatlar. Siz de yetişmişsinizdir. Benden büyük olduğunuz için. Eski geri kafalı insanlar. Haşa 100.000 defa haşa. Dünyayı öküz ve balon üzerinde zannetmişler. Tepsiye benzetmişler. Sakın ileri gitme düşersin demişler. Kim o geri kafalı biliyor musunuz? İslam alimleri haşa. Bizden çıkmış ama bu kardeşim. Adam haklı yani. Üstad Hazretleri bir ifade kullanıyor. Diyor ki. Diyor kapısını açık bırakan mı suçludur, hırsız mı suçludur diyor. Hangisi suçlu söyleyin bakayım bana. Yok ikisi değil. Bence kapısını açık bırakan diyor. Onun nefsini teşvik ettiği için kapısını açık bırakan daha ziyade mesul diyor. Şimdi biz dışarıdaki adamları bırakacağız. Biz sıkıntı arıza şu anda bizde. Bak mesela bir misal daha söyleyeyim. Nurculuğun içinden FETÖ diye niye bir akım çıktı kardeşim? Bizde. Sen Risale-i Nur'u, nurculuğu olduğu gibi gösteremedin. Çıktı birileri kafasına göre yaptı. Bak. Bu internette, sosyal medyada soytarlık yapanlar nereden çıktı? Sen olduğu gibi hakikati gösteremedin. Senin dershanelerin, senin medreselerin boşaldığı adam yok.
Adamlar dedi ki kardeşim bu iş böyle olmaz. Gençler cehennemin dibine gidiyor. Gidip kurtaracağız biz bunları dedi. Gittiler bak yoldan çıktılar. Şiraz'dan çıktılar. Yani tamam onlar suçlu da bizde de bir şey yok değil yani. Vakıflar olarak başta ben yani. Bu dediğim ithamın birinci muhatabı benim. Yani biraz bakmak lazım detaylarına. Anlatabildim mi? İşte burada şu ifadeler mecazata hakaykına karıştırarak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylediğinde dünya neyin üzerinde? Boğa burcunun üzerinde. Dünya bu. Şimdi sen bunun zahirini hakikat zannedersen, mecazatı, kinayatı, teşbihatı hakikat zannedersen dersin ki dünya boğanın üzerinde deprem olduğunda ne diyorsun? Öküz kafasını salladı. Böyle olmuş yani. Bunlar anladın. Bak şimdi bugün bize anlatılan bu felsefik şeyler, okullarda öğrendiğimiz hayat bilgisi dersleri, fen bilgisi derslerinde anlatılan şeylerin temelinde bizim İslam alimlerinin de arızaları var. İşte bundan dolayı. Çünkü meseleyi hadis olduğu gibi çıplak nazarlara göstermişler. Sıkıntıyı anladık mı şimdi? Onlar kadar hatta daha fazla bizimkiler suçlu. Sen parlak elması gösteremezsen, elmasın üstünde toz varsa tozu silmezsen adam gider camı elmas zannedip alır. Kim suçlu? Herkes ehli dikkat değildir ki. Herkes ehli hakikat değil ki. Adamın suçu yok. Sen elmasın üzerindeki tozu alacaksın ki elmas oldu ortaya çıksın. Nurculuğun, Risale-i Nur'un, Kur'an'ın, Kur'an ilimlerinin üzerinde toz bırakılmış. Elmas doğrudan doğruya gösterilememiş. Bunlar arızalar. Mecazatı hakaykını, hakikatlerine karıştırarak kıymetini takdir edemedik. O da ceza olarak bizi dünyada teedip, Kur'an'ın edebiyle edeplenmeyen zamanın sillesiyle teedip edilir. Bu ifade üstadındır, unutmayalım. Kur'an'ın ifadesiyle, Kur'an'ın kelamıyla, Kur'an'ın hakikatıyla edeplenmeyen zamanın sillesiyle teedip edilir. Osmanlı diyoruz çünkü İslamiyet'in bayraktarı Osmanlı'nın elinde. Direkt birinci muhatabımız Osmanlı. Osmanlı, Kur'an'ın edebiyle son zamanlarda edeplenemediği için zamanın sillesiyle teedip edilmiştir, edeplendirilmiştir. Bunların izahları var. Biz ne mesela zekatı terk ettik diyor değil mi? Namazı terk ettik. Ya düşünebiliyor musun? Osmanlı'nın son döneminde namaz yok ya. Yani hani çok fevkalade beklediğimiz gibi böyle aslı saadet gibi falan. Şimdi mesela Türkiye'de de öyle gösteriliyor ya. Bu başımızdaki adam mesela reis-i cumhur da aynı. Hala Osmanlı kafasını yaşıyor. İşte televizyonlarda dedi, sahabe anlatılmıyor. Niye yani? Bak Osmanlıcılık anlayışı var hala. Yani ne gerek var Osmanlı'ya? Sen sahabeye götürsene milleti. Yani Osmanlı tamam bizden yüksektir de. Fakat daha yüksekse Hazreti Ömer var ya, bana niye sen gidiyorsun Abdülhamid'i anlatıyorsun yani? Abdülhamid kim? Abdülaziz kim? Bak anlatabiliyor muyum ben? Ya sen bana öyle bir nazar göster ki oraya çıkmak için çalışayım ben. Senin gösterdiğin nazar basit. Hatta ben onlardan daha üstünüm. Niye? Şu anda Osmanlı tenkit edilebilir mi edilemez mi? Edilir ve şu andaki cumhuriyet rejiminin içinde zaten kabul edilmiyor Osmanlı'nın usulü. Sen kabul edilmeyen bu usulün içinde çocukların senin Batı felsefesiyle Kemalizmle yetiştiriliyor. Sen Osmanlı'yı... Ya bırak o iş bitmiş. Sen sahabeyi göster. Tabiini göster. Ömer bin Abdülaziz Emevi'yi göster. Anladın mı? Mehdi Abbasi'yi göster. En azından Fatih'i göstereceksin. En azından. Fatih'e de gerek yok yani. Yani onlar varken gerek yok. İfadeler yanlış anlaşılmasın. Onlar varken gerek yok. Yoksa bu zamana göre? Yok bu zamana göre çok ilerideler. Anlatabildim mi? Sahabeyi gösteremiyorlar. Şu anda hala bir Osmanlı. Kardeşim Osmanlı'nın sonunda zekat yok. Osmanlı'nın sonunda hac yok. Zaten Osmanlı'nın yıkılmasının sebebi nedir? Hac meselesidir. Kader-i ilahi hacca gitmedikleri için fetva veriyor yıkılmasına. Hatırladınız değil mi? Dört mesele var. Bir, namazı terk ettik. Allah bize dört sene, beş sene ne yaptı? Kefaret zulüm olarak yat kalk eğitim yaptırdı. Namaza kefaret oldu Birinci Dünya Savaşı. Oruç tutmadık. Osmanlı'nın son döneminde oruç yok. Ekseriyeti söylüyoruz. %100 değil. Oruç tutmadık. Oruç terk edildiğinden dolayı Cenab-ı Hak bize dört sene, beş sene savaş vesilesiyle aç bıraktı. Bu millet arpa yedi yani. O öyle bir hale getirildi. 3. Zekatı terk ettik. Allah her sene verdiği taze maldan onda bir, eskiden verdiğinden 1/40 istedi. Biz zekat terk ettik. Onda 8 çay verebiliriz. Onda 8, 40/30 Allah aldı. Osmanlı'nın toprağına bakın 40/30 gitmiştir. Umumen aldı yani. Senin benim arazimi değil. Toprağın tamamını aldı gitti. Fakat rüya hacda sukut etti. Sordum. Ne için haccın ki kefaret-i zünüp de kefaret-i zünüp değil de kesaret-i zünüp olduğu? Cevap geldi. Evet. İslamiyet'in erkanına, diğer erkanlarına kefaret var. Bedel ödendi. Fakat hac
Neydi haccın özelliği? Bir hatırlayalım bakalım. Bulalım hızlı olacağız ama bak. Siyaseti aliye-i içtimaiyenin ve teavünün ve fikir teatisinin, şuranın yani fikir teatisinin gelişmesi için farzdı. Bunun terkinin dünyada kefareti olmadığı için, haccın kefareti dünyada olmadığı için Rabbül Alemin olarak Allah'ı tanımak yalnız hacdadır. Kefareti yoktur. Kefaret olmadığı için Osmanlı'nın yıkılmasına kader fetva verdi. Niçin? Ta ki millet hacca gitsin diye. Bakın devam edelim. Osmanlı usulü devam etseydi hacca gidemeyecektik hala. Nasıl gidemeyecektik? Teknolojiden dolayı belki giderdik şimdi ama yavaştan olacaktı bu iş. Kader ilahi Osmanlı'yı bir cihette onun için yıktı. İkinci sebebi neydi hatırlarsanız? Eğer Osmanlı yıkılmasaydı Türkiye'nin her tarafında olan putlar, heykeller şu anda o mevaki mübarekede, mübarek mevkilerde, Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimiz yanında şu anda 9-5 geçe ne olacaktı? Zil çalacaktı. Bugün 10 Kasım ya. 9-5 geçe orada putperestliği yeniden getirdi. Kader-i ilahi Osmanlı'yı, Arapları, Arabistan'ı ayırdı. Osmanlı'yı telef etti, harcadı. Sadece sırf bunun için. Bunlar olan şeyler. Bunları anlayalım. Evet. Ne yaptı? İslamiyet bizi edeplendirdi. Neyle edeplendirdi? Sen beni dinlemiyor musun dedi. Kur'an'a tabi olmuyorsun. Al sana keferenin sistemi. 50 sene ne yaptı? Ne hale getirdi bizi? Şimdi Reis-i Cumhur hala mesela biz tabii kısmen müsaade ediyoruz ona da. Tek adamlık meselesine. Devrim yapılsın diye müsaade ediliyor. Osmanlı'nın usulü nedir? Tek adamlık usulüdür. Şu anda Türkiye'nin götürülmek istenildiği yerdir maalesef yanlış olarak. Ama Kur'an'ın bize tarif ettiği nedir? Ve emruhum şura beynehum. Cumhuriyettir. Meşrutiyeti meşruadır. Bak nazar oraya gidemiyor. Sanki İslamiyet'te bir sıkıntı var. Oraları karıştırmayalım, deşmeyelim. O bizi ilgilendirmez, anlamayız deyip Osmanlı'ya bakıyorlar hala. Ya sen gitsene Hazreti Ömer nasıl seçilmiş? Hazreti Osman'ın Ömer'in danışma meclisi var mıymış? Meclisi şurası var mı? Bir git baksana bakalım bir. Bakılmıyor oralara. Babadan üstü diye bir şey yok. Osmanlı var. Babadan oğlu Osmanlı var. İşte kardeş katline cevaz veriyorlar. Fetvadır yani. Takva değil ki. Kur'an'ın ahkamı değil ki. Arızalı bir sistem yani. Kader ilahi müsaade etmiyor buna. Evliya olan padişahlar kundaktaki çocuklar kardeşlerini öldürmüşler. Evet doğru. Fetvayla yapmışlar. Caizdir. Bir şey demiyoruz. Belki mesuliyet olmayabilir. Biz bilemeyiz onu. Ama Kur'an'ın zahir ahkamına doğrudan doğru uygun mudur? Değil. Masum bir insanı katleden bütün insanlığı katletmiş gibidir. Hükmüne men katele nefsihi hafız. Hafız nereye gidiyor ya? Kardeşim ayet lazım oluyor, hafız yok ya. Men katele nefsihi bi gayri nefsihi diyor değil mi? Bir insan. Hafızın babası var. Abi. Hafızın babası da hafızdan etkilenmiştir herhalde. Yani bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. İşte bunlar var Osmanlı'nın içinde. Yani İslamiyet'in bayraktarlığını yapan devlet ve insanlar da 10 asır böyle geçmiş. İlk 3 asırı ayırıyoruz her zaman. Sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in. Tebe-i tabi'in de zayıflıyor. Artık sonra işte Selçuklularla başlayan ondan sonra Osmanlı'nın dönemi maalesef şaşalı bir dönem değil, düşük bir dönemdir İslamiyet için. Ama bize ne anlatılır hep? Osmanlı'nın dönemi anlatılır değil mi? Ya ne olarak şaşa var? Para var, güç var, servet var, toprak var, mal var, savaşta giriyor kazanıyor. Yani enaniyetimize dokunuyor ya Türklüğümüze, hoşumuza gidiyor ya ondan dolayı güzel yani yoksa başka bir şey yok. Sahabe zamanında ne var? Öyle bir usul yok. Asr-ı saadet odur işte. Saadet asrı. Niye? Adaleti mahza tamamıyla takip edilmiş. Ama Osmanlı'da adaleti izafiyedir. Adaleti mahza değil. Bileceğiz bunları yani. Ayırt edeceğiz. Mehdi ne yapacak peki? Adaleti mahzayı tekrar getirecek. Mutlak adaleti. Şu anda ne Türkiye'de ne dünyanın hiçbir yerinde adaleti mahza yok. Adaleti izafiyedir. Yani birinin hatası için binlerce insanı mahkum ederler. Şu anda aynen o şekilde Türkiye'de de mesela o usul devam ediyor. Arıza olarak, yanlış olarak. Evet, o da ceza olarak bizi dünyada tehdit ve zillet içinde bıraktı. Yani kader ilahi bizi tokatladı tabiri caizse. Neyle tokatladı? Kemalizmle tokatladı, kefereyi getirdi tokatladı. Sefaletle tokatladı, sefahatle tokatladı. Fakirlikle, zilletle. Bak 50 senedir, 60 senedir Avrupa dilenciliği yapıyoruz işte. Daha bundan büyük bir edep tokadı mı olur yani? Elimizde kıymetler, elmas gibi hakikatler var. Avrupa dilenciliği yapıyoruz şu anda.
Avrupa'nın dilerinde 60 senedir, 65 senedir koşuyormuşuz hala peşlerinde. Bak Osman, buyur. Abi buradan da bunları anladığı zaman ki kuruluş amacı odur zaten. Kuruluş bu sene, İlahi 300 sene, 300 sene hep oydu zaten. Evet. Cenab-ı Allah da tüm dünyada İslam'ın şerefini vermiş. Evet. Millete. Bunu kaybetmeye başladığı anda düşüyor. Ya. Yani iki tarafı da zirveye görmüş. Ya görmüş. Yani ama fark edemediği şey. İçin. Zaten abi öyleydi. Bak şimdi bir dönem gelecek. La tezele taifetun min ümmetin zahirin alel hakka tayyettiye Allah bi emrihim. Cenab-ı Hakk'ın o büyük emri kıyamet gelmeden evvel zahirane, aşikarane, galibane, mağlubane 3 dönem olacak. El hareketlerime dikkat edin. Zahirine alel hak, zahirane 2003, aşikarane 2023, 2083'e kadar, 2023, 2043, 2083'e kadar galibane, sonra tekrar mağlubane olacak. Nereye? 2123'e kadar. Sonra işte 125'te de Allah-u Alem bir sevap, kıyamet. Hadis-i şeriflerden çıkan, ayetlerden çıkan mana budur. Ha şimdi burada ne yapacağız biz? İnsanlar da Abdülkadir'in dediği gibi herkes de bak zenginliyor insanlar. Doyuyor geri fakirliyor ya. Onun gibi bir şeydir. Nurculukta da. Mesela İbrahim abi şevkle derse gelir. Gelir bizimle arkadaşlık yapar. Hakikatleri görür. Dershanede kalır görür. Güzel. Zevkli, şevkli bir dönem geçirir. Allah da ona şevk verir arkasından. Eğer zahirden hakikate geçemez, kitap okuyamazsa bir süre sonra nedir? Biz Allah kabul etsin. Aleyhisselam abiyle epey gezdik. Çok da ders dinledik. Çok da derse katıldık. Benim yapacağım çok da bir şey kalmadı. Bir süre sonra iniş başlar. Ama o giderken kazı yaparak giderse hakikate geçersin. Önünde bekleyen tehlike. Misal dedim yani. Neymiş? İnsanlarda bu arıza var işte. Bizde de var. Ben eğer Risale-i Nur okumaya devam edersen, bak mesela ne yapıyoruz? Ya ben bakıyorum bazen anlayacağım bir mesele kalmamış. Enaniyetim diyor ki ulan sen daha ne yapacaksın? Bak ders çalışmadan muhakematten ders yapıyorsun yani. Daha ne olacak? Değil. Öyle değil. Bak muhakematın bir cümlesini anlamak için saatlerce uğraşmak lazım. Ne yapıyorsun? Devamlı kendine yeni bir mecra açıyorsun. Yoksa ben pazar günü ders koydum buraya. Mütalaa dersi. Niye? Ya benim ihtiyacım yok. Nasıl ihtiyacım yok biliyor musunuz? İlim olarak ihtiyacım yok. Ama sizin ihtiyacınız ilim olarak var. Ama faaliyet olarak benim ihtiyacım var. Niye? Ya Allah kabul etsin. Bir sahnenin bütün meselelerini ben ders olarak okumuşum. Bitti. Dershanede gelen giden yok. Benim de herhalde yapacağım bir şey kalmadı. Biz doyduk yani. Aşmışım kendimi. Gibi bir hissiyat uyanma riskine karşı bir faaliyet olması lazım. Ders okumamız lazım. O faaliyetle yeniden şevklenmem lazım. Yoksa doyarım. Dolayısıyla bu derse ısrar etmemin sebebi benim kendim içindir. Sizin için değildir. Tabii. Yoksa ben ne yaparım? Ya tamam biz zaten Allah kabul etsin. Muhakematı ben size anlatmaya ihtiyacım yok ki. Zahiren. Ben zaten biliyorum. Allah kabul etsin. En az iki defa müteala etmişim ben. Şimdi peki niye okuyorum? Bir faaliyet, bir şevk, bir cezbe, bir iştiyak olsun ki yerine şevklenin. Yoksa yeter. O zaman ne yapar? Zirveye çıktın hiç başlar. Osmanlı, zenginleyen insanlar, işte ilim tahsil eden, işte profesör seviyesine gelip sonradan düşen insan hep böyledir. Doymak. Halbuki İslamiyet'in hakikati kazmakla bitmez. Hazreti Ali radıyallahu anh ne diyor? Bilmediklerimi ayağımın altına koysaydım başım bulutların üstünde gezerdi. Bitti. İlmin kapısı. İmam-ı Azam Hazretleri ve büyük zatlar yanıldıklarım bildiklerime karşılık gelmez diyor. Yani anlatabildim mi? O kadar çok yanılıyor yani. Bu insanlar bunu diyor. Üstad gibi bir zat. Mesela hakikati kazmakla bitiremez. Hakikati kazıp bitiren kimdir? Gavvas olan dalgıç Kur'an-ı Kerim'dir. Başka hiçbir şey değil. Bitmez tükenmez hazineler var. Çünkü Kur'an'a dalabilirsen, Risale'nin hakikatine dalarsan sonu yok. Boğulursun diyorlar. Boğulmazsın. Yok. Doğru boğulursun. Ama tüpün, ondan sonra daldığın elbiseler kaliteliyse içeride fantazi yaparsın. Ne daldı bu olması? Anlatabildim mi? Zevkini işin çıkartırsın. Oyun oynarsın orada. Takla atarsın. İşte Risale-i Nur var elimizde kardeşim. Elimizde muhakemat var ya. Şu eserinden dalınıp da Allah için bir düşünün. Hakikatleri okuyoruz işte 15 dakikadır. Boğulur mu? Öyle bir şey görüyor musunuz yani? Şu hakikatlerle dalınmaz mı? Ne kadar gidersen gide. Çünkü elmas hakikatler. Evet şimdi döndük. İslamiyet bize ceza olarak dünyada tehdit ve zillet ve sefalet içinde bıraktı. Bizi kurtaracak yine onun neyidir? Merhametidir. Zenginliği ve medeniyetin şeyin de şifresini ve reçetesini söylüyor o zaman. Yani tabii. Eğer böyle sefalet ve zillet olduysa zenginlik ve medeniyet içinde demek ki bu işte Kur'an'a tekrar gibi, evet, aynen öyle. Gibi, onu tekrar dönmek. Tekrar. Bak mesela
Hristiyanlar reform hareketiyle dini terk edip ilerlediler. İslam Müslümanlar da dini terk edip gerilediler. Bir arıza var yani. Nedir bu? Sen hak dinden ayrılınca batıla kayıyorsun. Adam batıl bir dini terk edince kime kayıyor? Hakka yaklaşıyor. Onun için terakki etmişler işte. Al sana basit bir örnek anlarsak. Niye? Avrupa'da, Amerika'da işte veya İsrail'de ne var? Tamamen İslamiyet'in güzel ahlakı gitmiş. İslamiyet'in hak aykını Osmanlı'dan güzel ahlakını almışlar. Osmanlı'ya da kendi sefahatlerini, pislik ahlaklarını vermişler. Bizim kefere de onu almış, getirmiş, tatbikatına koymuş layıklıkla bitti işte. Biz hak dinden uzaklaşıp batıla, onlar batıldan uzaklaşıp hakka dönmüşler. Reform onların kurtuluşudur. Rönesans yapmışlar çünkü. Sanayi devrimi. Niye? O kaselislerin, Avrupa'daki o kilisedeki o papazların yalakalarının kaselisler yani. Yalayıcılarının kaselis o demek yani. Yalayıcı manasında, köpek manasında. Onların tarasudundan, tahakkümünden kurtulunca Avrupa terakki etmiş. Ya. Böyle bir mana var. Biz bunları anlayacağız. Peki ne yapacak Üstad Hazretleri? Hastalık bu, hal bu. Abi çok üzüldüm. Estağfurullah. Buyurun abi. Şey abi doğru mu anladık? Şimdi devlet öğrenini verdik ama hani Üstad diyor hani bir yaratan her şeyi, her şeyi yaratan bir yaratmıştır. Yani neden her şeyi, her şeyden bire inersek? Demek ki devlet de büyük kısımdır. Şimdi bire inelim abi. Şahsi olarak? İster şahsi olarak hani kendimiz kendi çapımızda veya İslam alimleri diyelim kendi çapında. O bahsettiğimiz sizinki örnekte, şu ders yapmadık amaçtaki teyakkuz hali. Olmadığı zaman, teyakkuzu kaybettiği zaman çok ciddi bir keskin düşüşe mi geçiyor? Evet, aynen öyle olmuş. İşte zahire vakfı nazar etmek. Yani ben biliyorum. Benim çapımda bana göre, evet. İslam alime göre, kendi çapımda ona göre. Ona göre, aynen öyle. Devlete göre. Aynen öyle. Her şeyin başıma teyakkuz halini teyakkuz halini bırakmamak. Yani. Zaten abi hadis-i şerifte bu Deccal ve Mehdi'yi bildirmemesinin sebebi budur. Niye bildirmiyoruz net tarih? Devamlı Deccal'e karşı teyakkuz halinde. Uyanık ol. Hani arabanın radar örneğini veriyoruz ya. Radarın yerini söylersen adam oraya kadar basar. Orada yavaşlar. Sen adama iyilik yapmış olmazsın. Ama sen kardeşim İstanbul yolunda radar var dersen adam devamlı ayağı frende, gözü yolda dikkatli gider radar yememek için. Peygamber Efendimiz radarın yerini tespit etmiyor. Diyor ki radar var önünüzde. 27 tane radar var diyor. Deccal. 27 tane Deccal var diyor. 3 radar çok kuvvetli. 10 kilometreden alır ve şu kadar alanı tesir eder diyor. Hele en son radar var ya diyor. Deccal. O diyor İslamiyet'i yıkacak. Dikkat edin. Ne zaman? Söyleme. Dikkat edeceksiniz. Söyleme işinin sebebi her an teyakkuzlu olma. Cenab-ı Hakk'ın Deccal ve Mehdi göndermesinin, Deccal göndermesinin altında rahmet var. Şeytanın gelmesinde rahmet var işte bu cihette. Niye? Beni teyakkuza sevk ediyor çünkü. O rahatlama, genişleme, bollaşma, zenginleşme Osmanlı'da böyle olmuş maalesef. Yani tamamen zahir perestlik. Şimdi şeyi anlatıyorlar ya, daha önce de anlattık ya. İşte Ömer bin Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hiçbir şaşası yok. Halbuki maddi bir zenginlik var İslamiyet'te. Çünkü millet mallı tasadduk ediyor. Döneme göre zengin yaşayabilirler. Hazreti Ömer radıyallahu anh Şam'a Sad bin Ebi Vakkas'ı vali gönderiyor. Hatırlarsınız. İşte bilesin ki Nuşirevan adil, bilesin ki Ömer Nuşirevan adil'den daha az adil değildir meselesini anlatmışızdır daha. Şimdi uzun gider anlatmayacağız. Oradaki adam yani Hazreti Sad bin Ebi Vakkas'ın evini yıkıp cami yapmak istediği adam ne dedi Hazreti Ömer'e gidince? Bir düşünün bakalım. Oradaki zatların şaşasını ve zenginliğini görüp senin fakirliğini, bu halini görünce senin sözünün onlara tesir edeceğine inancım kalmamıştı. Bak. Şimdi Hazreti Ömer'in gönderdiği vali öyle bir şaşa içinde yaşıyor ki Hazreti Ömer'in kendisi ağacın altında yalnız başına gölgeniyor. Etrafında bir tane adam yok. Halife. Fark anladık mı? Yani bunları kabul etmemiz lazım. Ha diyeceksin ki abi o zaman işte Cumhurbaşkanı saray yap. Bak bu zamanın muktezasıdır. Buna itiraz yok. Devleti temsil ettiği için şu anda olması gerekir. Ayrı bir mesele. Ama yalnız ona yönelirsen mesela cami yapıyorsun. Türkiye'nin her tarafına cami yap. Yap çok güzel. Yapılması lazım. Ama caminin içini de nasıl doldururuz diye program yoksa camiyi yapma. Boşuna yapıyorsun çünkü. Cami yap. Ayrı mesele. Camiye karşı değil. Ama sen caminin içini boşaltıyorsun, akideyi boşaltıyorsun, akaidi boşaltıyorsun, İmam Hatip açtım diyorsun, altını boşaltıyorsun farkında olmadan. Hatta bir alime göre ya. O camiyi yık diyor. İçi boş kalacaksa süslerden cami, ibaret. Boş bir cami diyor, İslam'a zarar verir. Hadis-i şerifte de var, ahir zamanda camiler çok süslenecek. İşte buyur. Aynen öyle. İyiliğini kötülüğünü konuşmuyorum ama hadis-i şerif aynen öyle diyor. Camiler çok süslenecek. Geçen şeye gittik. Beni askere götürürken abiler nereye gittik? Çamlıca'ya gittik. Selimiye ayrı. Selimiye'nin huzuru farklı.
Çamlıca'ya gittik. Allah razı olsun. Allah selamet olsun. Güzel bir cami yapmışlar. İçerisi çok affedersiniz. Podyum mu dersiniz? AVM mi dersiniz? Tatil köyü mü dersiniz? İstediğinizi söyleyebilirsiniz. İstediğinizi söyleyebilirsiniz yani. Camiden başka her şeydi içerisi. Camiden başka her şeydi. Ne oldu? Güzel bir ziyaret merkezi yapılmış. Yani ibadet yeri değil. Namaz zor kıldık yani. Hem kalabalıktan hem şaşadan hem kadınlar. Kadın senin önünde namaz kılıyor. Adam kadın gelmiş imamet makamında mihrap mı deniliyor? Mihrapta namaz kılıyor kadın. Buyur. Ne yapacaksın sen bu memlekette? Bak işte zahire vakfı nazar etmek. Zahir perestlerin hastalığı. Bakın bu hükümet de zahir perestir. Yani kefere sistemine göre şuna buna göre çok daha iyidir. Biz buna itiraz etmiyoruz da. İşte hani eskiye göre iyidir fakat olması gerekiyor. Bizim beklediğimiz değil. İstediğimiz değil. Ha. Külliyeye gidiyorsun, namaz kılıyorsun bir dekleri zaman. Adamlar 2 saat fotoğraf çekiyor. Ya buyur. Her tarafta böyle şu anda yani, maalesef. Zahir perestlik var. İşte rüküye giderken ben, secdedeyken ben, şu anda dua ederken ben ellerim açmışım falan. Hepimiz yapıyoruz yani bunu. Şimdi öyle yani. Arıza hastalık. Bu zahir perestlik hastalığıdır işte. Evet, bunları Üstad Hazretleri keşfediyor. Şimdi bakın ne yapacak? Öyleyse ey İhvan-ı Müslümin, gelin İslam kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim, geliniz ona tarziye vereceğiz. Tarziye ne demektir? Özür. Ama nasıl bir özür? Bak, çok büyük mesela örnek vereyim. Kadir abi değil mi? Kadir değil mi? Unutmadım isminizi. Evet. Kadir abi. Kadir abi gelir bana der ki, ya Ali Osman abi der. Ya özür diliyorum, hakkını helal et der ya. Derslere çoktandır gelemedik ama bir izninle başlayacağız der. Bu tamam, bu bir özürdür. Ama Cumhurbaşkanının gelip benden özür dilemesi tarziyedir. Anladık mı farkı? Ne demek? Yüksek makamdaki birisi, çok yüksek mevkideki insan aşağıdakinden özür dilerse veya tam tersi de çok aşağıdaki veya yüksekteki başka bir yüksektekinden alenen özür dilerse buna tarziye denilir. Yani mahcubiyetle, ölmüş bir halle, kırgın bir halle, tevazuyla, pişmanlıkla senin yanına gelmektir. Tarziye budur. Özürden çok ileridir. Mesela hepsi girer içine yani bu manaların. İşte tarziye bu. Üstad Hazretleri'nin ifadelerine geliniz öyleyse ona tarziye vereceğiz. Kim üstada tarziye vermiştir hatırlayan var mı? Keferenin kendisi değil mi? Ne diyor Üstad Hazretleri? O kadar vekilin içinde onun haysiyetini ve onurunu kırdığım halde araya adam sokup gelip bana tarziye verdi diyor. Yani üstada diyor ki aramıza girin aramızı yapın diyor üstadla yani. Üstad ona haindir diyor, temerdut diyor, dinden çıkmış, elini gözüne atıyor falan hani biliyorsunuz değil mi? Araya adamları sokuyor, diyor ki aramızı yapın diyor. Diyor araya adam vesile sokup diyor tarziye verdi bana diyor. Hakime söylüyor üstad bunu. O gelip bana tarziye verdiği halde benim hakkımda konuşmama karşı itiraz edemediği halde siz kim oluyorsunuz da diyor benim onun hakkında konuşmama diyor itiraz edersiniz ve onun hakkını müdafaa edersiniz. Berat veriyorlar üstada. Tarziye veriyor. Büyük makamdayım. Ha şimdi biz ne yapacağız? İslamiyete bir tarziye lazım. Tarziye Allah'ım vallahi biz yanlış yaptık bizi affet. Dikkat edeceğiz değil. Tarziye usulü öğreneceğiz. Tarzı öğreneceğiz. Farkına varacağız. Ya Rabbi biz öğrendik. Hatayı nerede yaptığımızın farkındayız. Usul de bu. Pişmanız. Bize merhamet edersen senin şanındandır. Diyeceğiz. O zaman kurtuluruz. Bediüzzaman Hazretleri bunu yapıyor. Bakın bize yaptıracak bunu inşallah. Ey İhvan-ı Müslümin geliniz ona tarziye vereceğiz. El birliğiyle desti sadakati uzatacağız. Desti sadakati, sadakat elini. Ne olursa olsun İslamiyet'ten biz vazgeçmeyeceğimizi İslamiyet'e göstereceğiz. Biat edeceğiz. Yeniden tövbe edip elimizi bağlayacağız. Ne yapacağız? Onun hablül metiline sarılacağız. Ve atasimu bihablillahi cemi'a ve la tefarahu. Allah'ın gönderdiği ipe sımsıkı sarılın. Bu ip birinci Kur'an'dır, ikinci sünnet seniyedir. Hablül metindir abi. Hablül metin en sağlam iptir. Kopması imkansız olan bir iptir. Habl. Zaten söylerken de sağlamlığı hissettiriyor. Hablül metin. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Bir olun, birlikte olun, beraber olun. Allah'ın size gönderdiği ipe sımsıkı sarılın. وَلَا تَفَرَّرُوا Sakın tefrikaya düşmeyin. Olur da parçalanır gidersiniz manasında. Evet, hem bila perva ilan ederim ki, beni geçmiş asırların efkarına, karşı mübarezi heyecana getir. Üstad Hazretleri ne yaptı? Bid'atü'z-zamandı. Geçmiş 10 asra karşı ne yapmıştı? Ayrı bir fikir beyan edin. Beni geçmiş asılların fikirlerine karşı mübarezeye,
karşı gelmeye heyecan ve şecaata getiren, yani cesaretlendiren, yeniden heyecanlandıran, o hamiyeti bana tahrik eden nedir? Yüzer senelerden beri sevkül ceyş ile kuvvet bulan hayalat. Nedir bu sevkül ceyş? Sevkül ceyş. Osmanlı'da da var. Sevkül ceyş şu demektir. Mesela Fatih Doğu Seferi, Yavuz Mısır Seferi'ne gidiyor. Mısır Seferi'ne giderken İstanbul'dan başlıyor. İstanbul'dan 10 bin kişilik, 100 bin kişilik bir orduyla çıkmıyor. İstanbul'dan 10 kişi çıkıyor. 10. Burada İzmit'te 50 oluyor. Burada 100, 1000, 10 bin giderek ekleyerek gidiyor. Sevkül ceyş bu demektir. Yani toplanarak, birikerek, çoğalarak, artarak gitmek bir yere. Yani öyle bir birikmiş, teraküm etmiş ki yani İslamiyet. Bu hakikatle. Sevkül ceyş. Yani 10 asırdır birikmiş bu meseleler. Beni heyecana getiren sevkül ceyştir işte. Bu manaya gelir. Kitapta, telefondan takip eden varsa baksın bakalım sevkül ceyşe ne diyor. Asker. Ha asker. Ama bak öyle sevk değildir. Anlatabildim mi? Biriktirerek sevk etmektir. Sevkül ceyş. Ha kar topu gibi mesela. Ne dedi? Tekrar alalım cümleyi. Sevkül ceyş ile kuvvete getiren, kuvvet bulan, hayalat devamın müdafasına beni gayrete getiren itikadım ve yakinimdir ki. Öyle inanmış ki itikadım ve yakinimdir ki hak neşv-ü nema bulacaktır. İnşallah. Hak neşv-ü nema bulacaktır. Hak yeniden ortaya çıkacaktır. Batıl savletinden kurtulacaktır. Eğer çendan toprakta gizlense. Bu çok güzel bir ifadedir. Ne demek eğer çendan toprakta gizlense? Bir çekirdek dışarıda 1 milyon sene dursa ağaç olmaz. Ama siz soğuk aldırmadan, bakın soğuk aldırmadan çekirdeği toprağın altında bir süre muhafaza ağaç olur, daha bir şey olmaz ona. Üstad Hazretleri bak ne yaptı? Hak neşvine mağ olacak. Çendan toprak altında gizlense. Eğer ben bu hakikatleri muhafaza edebilirsem ağaç olacak. Anladık mı ifadeyi şimdi? Hakikati çekirdeği muhafaza etmek lazım. Bu nedir? Nurculukta dershaneyi muhafaza etmektir. Vakıflığı muhafaza etmektir. Hizmetin esasatını muhafaza etmektir. Bu muhafaza edilirse çekirdek devamlı ağaç verir. Ama çekirdek dersek ya ben de ağaç olacağım dışarıda, toprağında gizlenmezse işi biter. İşte Bezon Hazretleri bu hakikatleri anlatıyor. Ne diyor? Tekrar alalım. Hak neşvi neva bulacak. Eğer çendan toprak altında gizlense. Gerçi toprağın altında bir süre saklansa. Ve taraftar ve mültezimler muzaffer olacaktır. Yani bu zamanda İslamiyet'e taraftar olan, İslamiyet'in şartlarını yerine getiren insanlar muvaffak ve muzaffer olacaktır. Muzaffer olacak. Olmuş. Osmanlı'nın dönemini düşünün. Sıkıntılı, perişan bir dönem. Fakirliği düşünün. Açlığı düşünün. Memleket bitmiş gitmiş. Değil mi? Bilmem kaç sene liseler öğrenci verememiş, mezun verememiş. 40 kadına bir erkek düşmüş. O kadar erkekler telef olmuş. Erkekler savaşlarda telef olmuş. 40 kadına bir erkek. Hadis-i Şerif aynen çıkmış. Ahir zamanda 40 kadına bir erkek geleceğin bir tevhili budur. Erkekler savaşlarda telef olacak. Üstad Hazretleri bunu izah ederken diyor ki daha savaş olmadan öyle büyük savaşlar olacak ki erkekler telef olacak. 40 kadına bir erkek nezaret edecek demektir diyor. Bir tevhülde şudur ki ahir zamanda şehvet, hissiyat, hevesat öyle tahrik olacak ki bir erkek 40 kadınla beraber olacak. Evlenene kadar 40 tane kızla gezecek sokakta. Ondan sonra 41.siyle evlenecek demektir. Aynen bunlar olmuş mu? Olmuş. Üstad Hazretleri buradaki ifade ne dedi? Bakın. Üstad Hazretleri bunu kullandığı dönem 1911. Osmanlı'nın çöküşü, bitişi. Dünya Savaşı, 93 Harbi, 2. Dünya Savaşı. Bak dehşetli bir dönemde. Şu anda hak neşrinema bulmuş aslında. Elhamdülillah bak bizler, sizler, Risale-i Nur'u biliyorsunuz. Anlıyoruz. Elhamdülillah bakın ezanlarımız okunuyor. Elhamdülillah tekrar caminin içine, sarayın içine cami yapıldı. Bunlar güzel şeyler. Tekrar Kur'an'ı öğrenmenin, Kur'an'ı okumanın imanı önü açıldı. Daha 10 sene evvel, 15 sene evvel değil mi 28 Şubat sürecinde Allah bir demek ki ne yasaklanmışken 15 senede neler değişti neler. Bak Bediüzzaman Hazretleri'nin verdiği müjdeler olmuş. Dolayısıyla ne kadar İslamiyet'e sarılır yakınlaşırsak o kadar kurtuluş inkişaf hızlı olacak. Ama uzaklaşırsak olur. Bak mesela hemen kısa tatbikatını yapalım. Reis-i Cumhur başımızdaki adamlar 2003'te geldiler. 2008-2010'lara kadar hakikaten hem dindar hem muhafazakar hem sağlam adamlarla iş yaptılar, muvaffak oldular. Sonra hissiyat, enaniyet, doymuşluk, zenginlik, güç sarhoşluğu geldi. Bakın puan kaybettiler değil mi? İşleri bitmek üzere şu anda. Demek ki ülke olarak da siyasetle doğrudan doğruya Kur'an'a bakmadan meşgul olan adamların sonu böyledir. 10 sene gider. Ve şu anda saltanat kavgasına dönüştü gene. Değil mi işte siyasiler çıkıyor sağdan soldan. Mesela adam bir siyasi parti kuracak onu dalaletle itham ediyor mesela. Ali Babacan'a sen kafirsin parti kuracaksın diye. Seviyeye getirdiler. Arızadır işte bu. Anladın mı? Halbuki hak hakim olsa ne der? Gel kardeşim benden daha yetenekli sen buyur sen yap de.
Olmuş bunlar. Zamanı sahabede olmuş. Selefi Salih'in asrında bunlar olmuş. Çekilmiş gitmiş adamlar. Sen yap kardeşim. Sen daha liyakatlasın demiş. İşte Fatih Sultan Mehmet oğluna dememiş mi? Orduysa ben seni komutan ilan ediyorum. Padişahsan ordunun başına geç. Fatih Sultan Mehmet babasına diyor. Eğer sen beni diyor padişah yaptıysan ben sana emrediyorum ordunun başına geç. Ama diyor zaten padişahsan geç ordunun başına idare et. Bak. Bırakıyorlar yine. 9 yaşındaki çocukta bu şuur var. Şimdi nerede? Öyle bir şey yok. Güç sarhoş. Bunlar arıza. Toplumda bunlar arıza. Ha, bunları söylerken biz neyi konuşuyoruz? Kemalizmle kıyas yapmıyoruz. Hazreti Ömer'le kıyas yapıyoruz. Yanlış anlaşılmasın yani. Muvazeneyi, muhakemeyi bozmayalım. Evet. Halk neşrine mabulacak ve taraftar ve müntezimlere muzaffer olacaklar. Eğer Çen'den zaman ve zeminin merhametinden az bir zayıf da olsa, az ve zayıf da olsalar. Az mıyız? Evet azız. Zayıf mıyız? Zayıfız. Fakir miyiz? Fakiriz. Garip miyiz? Garibiz. Ama İslamiyet de nasıl başlamıştı? Zayıflarla, fakirlerle ve gariplerle başlamıştı. Öyle olacak yine. Mesela işte ezan okuduğu için mesela ben bazen anlatırım denk gelmiş duymuşsunuzdur. Bilal Habeş'in sesi falan çok güzel değilmiş. Bazen diyorlar ya Bilal Habeş ne ezan okurmuş o duydun mu? Yok çok kötüymüş sesi. Hiç güzel okuyamazmış ezanı. Öyle güzel okuyan sahabeler varmış ki. Ya Resulallah Habeş'i Bilal değil de şu sahabe okusun. Peygamberimiz ne diyormuş? Diyormuş ki o kimsenin okuyamadığı dönemde okudu onun için dayak yedi. Şimdi de okuyacak. Hak onundur. Bak ezan okuduğu için sopa yiyen sahabeler, kırbaçlanan sahabeler değil mi? Zulüm gören sahabeler. Aynen öyle Eskişehir hapishanesinde, Afyon hapishanesinde Allah bir dediği için bu eserleri yazdığı için ayaklarından kırbaçlanan abiler. Aynı. Ve birbirlerinin ağızlarını kapatıyorlar. Ağrıdan, sızıdan. Niye? Bağırmamıza, çağırmamıza, acıdan feryat etmemizi üstadımız duyar. Beddua eder de bu memlekete yazık olur diye ağızlarını kapatıyorlar üstad duymasın bağırdığımızı diye. Üzülmesin o halim dedi. Bak bunlar olan vukuatlar yani. Aynı. İslamiyet aynı şekilde dönmüş tekrar. Ezan okumak için kırbaçlar yenilmiş. Ezan Arapça okunuyor. Ezan Türkçeleştiriliyor. Nur talebeleri bu memlekette ezan tamamen dünyada veya Türkiye'de hilafetin merkezinde Arapçadan Türkçe'ye çevirip tamamen okusaydı dünya helak olurdu. Nur talebeleri o vazifeyi yaptı elhamdülillah. Hapishanelerde bile Arapça ezan okunmuş. Abiler koğuşlardan okumuşlar. Yani Arapça ezanı devam ettiren sadece Nur talebelerdir. Üstad Hazretleri okutturuyor bulunduğu camide. Barla'da. Yani bir cihette o vazifeyi ifade etmişler. Bak aynı İslamiyet'in başlangıcına dönmüş gördün mü? Yani İslamiyet bir yere gelmiş. Sonra öyle bir yere tekrar düşmüş ki. Tekrar İslamiyet'in başlangıç seneleri gibi. Onun için üstadın mahiyeti farklıdır. Hiçbir İslam aliminin döneminde ezana taarruz yoktur. Camiye taarruz yoktur. Kur'an'a taarruz yoktur böyle bir şekilde. Üstad Hazretleri'nin öyle bir mahiyeti var. Evet. Hem de itikadımdır ki istikbale hüküm sürecek. İstikbale hüküm sürecek. Ve her kıtasına hakim olacak. Hakimi mutlak olacak. Yalnız hakikati İslamiyettir. İslamiyet'in hakikatleridir. Mesela bu nedir? İslamiyet'in hakikatlerinde teknoloji vardır. Bilim vardır. İrfan vardır. Fen vardır. Bunların hepsi hakim olacaktır. Ama nasıl hakim olacak? Misal söyleyelim. Bu ne demektir? Avrupa veya işte kafirler, münafıklar çayı değiştirebilir miyiz? Münafıklar, kafirler, müşrikler. Biz Müslüman olduk demeyecekler. Diyecekler ki arkadaş zina kötü bir şeymiş ya. Biz bu zinadan vazgeçeceğiz. Diyecekler ki arkadaş faiz bitiriyor ekonomiyi ya. Biz bu faizi kaldıracağız. Anladık mı ne demek olduğunu? Yani illaki Avrupa kafirlerinin veya işte ne bileyim Asya münafıklarının veya Amerika'nın ben Müslüman oldum demesi gerekmiyor. Farkında olarak yahut olmayarak şu anda da kabul etmişler. Kur'an'ın birçok hükmünü kabul etmek zorunda kalacaklar. Ama çıkıp demeyecekler ki ya arkadaşlar vallahi siz haklıymışsınız. Kur'an doğru söylemiş ya faiz yanlışmış demeyecekler. Deseler iyi de öyle bir şey beklemeye gerek yok. Kanıtlandı ya. Buyur işte bak. Yani geçenlerde bir sene falan oldu okuyor da internette. İslami yaşam endeksi denen bir endeks var abi. Kur'an'a göre yaşam. Evet Kur'an abi. Kur'an metnine göre ve Kur'an'a göre en mükemmel yaşayan ülkeler sıralaması. İlk yüzde bir başlık şöyle gördüm. İlk yüzde. Sonra altına baktım. İşte biz dedim ya biri ikinciyiz falan diye. Sonrası o şeyle uygularla. Finlandiya. İsviçre. Ya. İsviçre. Garanti belgesi yokmuş abi oralarda. Ya o dediğin ülkelerde garanti belgesi yok. Söze itimat. Ya başlık yanlış ya altı yanlış dedim. Ya. Bakın haber doğru. Abi ilk sırada Müslümanlardan Malezya var. 33. sırada. Ya. Türkiye yüzlerdeyim. Ya. Ya dedin şu an bilimsel olarak kanıtlandı. Ya. Bak, aynen öyle diyor. Bak hakikat. Yani anladık mı manaları? Bunları derken anlıyor. Yoksa
İşte dünya Müslüman olacak. Dünyanın yaşayışı Müslüman olacak. Adamın ben Müslüman demesi gerekmiyor. Veya işte Müslüman iyi seviler meselesi var ya. Adam çıkıp ben Müslüman oldum kardeş, beş vakit namaz vereyim, zekatı falan vereyim demesi gerekmiyor. Hacca gideceğim demesi gerekmiyor. Muhammed hak peygamberdir. Kur'an'da hak kitapta dedi mi bitti. Bunu kabul edecekler. Sana tabi olması demek bu demektir. İttiba edecek diyor Kur'an'a. Ne demek ittiba edecek? Kur'an'ın hakikatlerine, doğru ahlakına ittiba edecek. Mesela Türkiye'de bu şey var. Evladın vefat etmesinde Kur'an-ı Kerim'de, hafıza ben Arapçanın başına atlamayayım ki sana söyleyeyim. Hangi ayet-i kerimedir? Feliz zekeri ünseyeyn değil. Neyse. Ayet-i kerimede diyor ki evladın malından anneye altıda bir verilir diyor. Bizim Türkiye'de annenin evladı ve mal evlat vefat ederse işte çocuğu şehit olanlar falan var ya, anneye babaya hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ondan sonra bizim anayasa hukukçuları, bir tane müsbet bir anayasa hukukçusu var. Avrupa'ya gidiyor. Bu İsveç'te. Diyor ki ya diyor siz diyor bu meseleyi ne yapıyoruz? Biz Türkiye'de çözemedik. Çocuk vefat ettikten sonra biz diyor sizin kitabınızdan alıntı yaptık. Altıda bir yaptık. Mesele halloldu diyor. Ama o adam gelip Türkiye'ye bunu teklif ettiğinde burası laik bir ülke olmaz diyorlar. Anladık mı laikliğin ne demek olduğunu? Laikliğin ne demek olduğunu anlaşıldı mı? Deseydi ki keşke Kur'an değil de, ya İsviçre'den duyduydum ben bunu kardeşim, İsviçre böyle diyormuş. Deseydi hiçbir şey olmazdı. Ama Kur'an'ın dediğini İsviçre almış, tatbik etmiş, muvaffak olmuş, biz de alalım. Yok. Benim yeğenim şehit oldu. Daha önce söylemişimdir. Ben tahmin ediyorum gelinle, yenge hanımla, yani şehidin hanımıyla annesi, yengem birbirine şu anda düşmandır. İyi düşmandır, öyle yumuşak düşman falan değil yani. Bu meseleden dolayıdır işte. Niye? 20-22 yaşında bir kıza, sen genç kıza, yengeye 1 trilyon para veriyorsun. 1 milyon TL para veriyorsun. Ne yapacak bu çocuk bunu? Annesi bunu yetiştirdi, 20 yaşına kadar getirdi. Bunun hakkı yok mu yani? Halbuki annesine 200-250 bin lira da verse devlet. Ne diyecek? Annesi de diyecek ki belki, ya kızım gelinim. Al bunu çocukların masrafına, geleceğine harca. İki tane çocuğun var senin. Ben hiç önemli değilim. Biz zaten yükümüzü tutmuşuz. Ama demediği için hissiyat olarak yenilip mağlubere düşman oluyor. Kaldı ki vefat edince ona kalacak yani. Ya, acayip bir şey yani. Arıza yani bunların hepsi. Anlaştık. Evet işte bunlardır yani. Hakikat İslamiyet'tir. Evet. Saadet Sarayı istikbalde tahnişin hakaik, yani Saadet Sarayı istikbale taht kurmuş hakikatlerle ve maarif yalnız İslamiyet olacaktır. Maarif burada nedir? Yani Risale-i Nur'un eğitim metodudur daha ziyade. Yani ilim, bilim ön safa çıkacak ama manasız bir ilim değil. Manalı, nurlu bir ilim manasında. Onu fethedecek yalnız odur. Emareler görünüyorlar. Zira mazi kıtasında, bu mazi neresidir? Neresidir Fatih abi? Dikkatli dinleyelim ya. Bak, neresidir mazi kıtası? 10 asırdır. 10 asır mazi kıtasıdır. Müstakbel neresidir? Bundan sonra gelecek 200 yıl. 100 yıl da olabilir. Hayır, asrı saadettir. Müstakbel önümüz değil. Sahabenin asrıdır. Gelecek zaman. Yani sahabe gelecek yani tekrar. O asır gelecek inşallah. Dar dairede gelecek. Bak şu anda gelmiş mi? Şu meclisi görmüyor musunuz? Daha ne olacaktı ki yani? Allah rızası için insanlar hiçbir menfaat ve çıkar beklemeden tevhidin, akaidin, imanın en derin esas ve usullerini öğrenmek, anlamak ve tatbik etmek için bir araya gelmişler. Daha ne olacaktı ki? Kimler bunlar? İlahiyatçı mısın? Profesör müsün? Arapçan biliyorsun. Kur'an-ı Kerim okumasını iyi biliyorsun. Hafız mısın? Hiç, ne var aramızda? Avam, gariban, esnaf, polis, asker, memur, basit, sıradan avam insanlar. Yani işi olanlar değil. Asıl mesleği bu olanlar değil. Hakikati öğrenmek istediler Allah rızası için burada. Berber Gökhan ne işine yarar muhakemat ya? Ama bak burada ya, o işte odur işte, sahabedir yani. Mantı anladık mı? Gelmişler daire. İnşallah isteriz ki geniş daireye de yayılsın bu. Olacak. Biz ne yapacağız? Çalışacağız, gayret edeceğiz. O muvaffak etmek Allah'ın vazifesi. Şu anda biz bunu burada okuruz. Cenab-ı Hak kabul ederse bir gün bizi çıkartır, bu hakikatleri devlet başkanına da okutturur. Anlatabildim mi? Layık olursa. Olmazsa burada okuruz. Allah nerede bizi istihdam ederse orada çalışacağız. Şu anda Bağolun'da, Yaprak Sokak'ta 11'e, 4'e, 11'de bizi Cenab-ı Hak istihdam ediyor. Elhamdülillah yeter. Mevcuda iktifa edeceğiz burada. Daha çok çalışacağız, daha çok gayret edeceğiz ama şu anda buradayız. Ama dersek ki ben gideceğim Cumhurbaşkanı'nda bu hakikatleri okuyacağım. İyi de sen yanındaki cemaatini okumadın ki Cumhurbaşkanı'nda okuyacaksın. Sen komşularını okumadın ki, derse gelenleri okumadın ki, yardımcılarını okumadın ki millet okuyor. Olmaz. Layık olacağız yani önce. Evet. Zira mazi kıtasında
vahşet abad sahralarında, çöllerinde, vahşetle yaşayan peygamberden önceki o asırda Arap çöllerinde Haymenişin, yani çöl göçer olarak yaşayan, çadırlarda yaşayan Haymenişin taassup ve taklit veyahut Cehlistan ülkesinde, bakın tabirlere, taassup, taklit ve Cehlistan ülkesinde menzil nişin müzehrafat, yani zahiren çok güzel görünen ama kabuklarla, dışkılarla, pisliklerle, müzehrafat ile istibdat olanlara şeriat-ı garra'nın galebe-i mutlak ve istilaı tammına set ve mani olan 8 emir. Bak bu nedir? Bunu anlamaya çalışalım. Biraz katılın derse. Kimdir bu tarif? Avrupa'dır, Avrupa. Avrupa'yı tarif ediyor. Bak tekrar okuyayım. Vahşet abad sahralarında Haymeniş'in taassup. Osmanlı'nın sonu. Avrupa'nın da içinde bulunduğu hal. Avrupa'da kim hakim? Kiliseler hakim, papazlar hakim. Onların emir ve tahakkümüyle iş yapılıyor. Dolayısıyla işte Avrupa'da daha düne kadar, işte kaç yıllarına kadar, 1900 Galileo'nun idamı falan meselesi var ya, dünya yuvarlak dediğin zaman İslam alimleri, İmam-ı Şafii Hicri 4. asırda dünyanın yuvarlak olduğunu ispat etmişken Avrupa daha 3-400 sene önce dünya yuvarlak diyen adamları idam etmişler. Bak ne kadar gerimizdeler, anladık mı? Güneşin döndüğünü izah ederken işte kimdir şeyde yatan, Tillo'da yatan? Söyle bakalım. Büyük zat. İbrahim? Fakirullah. Ha, İbrahim Fakirullah. İbrahim Hakkı Hazretleri yani. Ha. İbrahim Hakkı Hazretleri. Güneşin döndüğünü bilmem kaç asır önce söylerken bizim Avrupa'dakiler daha yeni anladılar. Ha, farkı görüyor muyuz şimdi? Ha, Kur'an'ın hakikatine taassup etmek, sarılmak budur. Avrupa'da ne var? Vahşet abad sahralarında Haymeniş'in taassup ve taklit veyahut Cehlistan ülkesinde menzil nişin müzahrafat ve istibdat olanlara şeriat-ı garra'nın galebe, yani Peygamber Efendimiz'in getirdiği hakikatlerin galebesi, galip olması mutlaktır. Ve istilai tamına, her tarafı istila edecek, kazanacak inşallah, sed ve mani olan. Olacak ama maniler var. Nedir bu maniler? 8 emir 3 hakikat. Nerededir bu? Hutbe-i Şamiye'de üstad izah ediyor. Oraya gitsek gelemeyiz geri. Burada kısaca söyleyecek. Hutbe 8 emir ve 3 hakikat. 3 hakikat nedir? Yo Melih rahat değil. Ama kitapları getirsek veya baksak veya Hutbe-i Şamiye baksak veya telefonlar araştırsak. Telefon daha teknolojik. Neydi? Bizim 3 düşmanımız var. Ona karşı 3 tane de silahımız var. Nedir? Zaruret, fakirlik ve cehalet. Doğru mu? Ona karşı marif, sanayi, yani biraz bilim, teknoloji ve sanat ve neyle? İttifak ile mukabele edeceğiz. O üç önümüzde olan o 8'den 3 emir budur. Bir oku abi tekrar bulduysan. İstibdat zulüm ve tahakkümdür. Şu mealde istibdat zulüm ve tahakkümdür. Meşrutiyet adalet ve şeriattır. Padişah peygamberimizin emrine itaat etse ve yoluna gitse halifedir. Biz de ona itaat edeceğiz. Yoksa peygambere tabi olmayıp zulüm edenler padişah da olsalar haydutturlar. Bizim düşmanımız cehalet, zaruret ve ihtilaftır. Cehalet, zaruret, ihtilaf. Bu üç düşmana karşı... Bunu nereden okuyorsun? Tarih, Hutbe-i Şamiye'den de bulun. Orada bir başka ifade daha olacak. Buradaki bu oku abi, doğru. Bu doğru. Üstad onu bir daha tavsiye ediyor yani. Evet. Düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahıyla cihad edeceğiz. Sanat, marifet, ittifak cihadıyla silah edeceğiz. İttifak etmemizi engellemişler. Ulus devleti yapmışlar. Türkiye Cumhuriyeti, ırk devleti yapmışlar. Eğer Anadolu İslam Cumhuriyeti, İslam Cumhuriyeti olsaydı ve Osmanlı gibi umumi bir ifade kullansaydı, şimdi adam mesela Türkçülük iddia, o da gerizekalı. Osmanlı Devleti niye Osmanlı Türk Devleti değil? Niye ulus devleti değil de milli bir devlet? Herkes içine almış, adam Osmanlısın demişler. Yani Avrupa'nın, Amerika'nın bugün yaptığını Osmanlı 1299'da yapmış, anlamış. Selçuklu demiş adam, niye Türk Devleti dememiş ya? Diyeydi ki Türk Devleti ya. Ya düşünsen demiyor yani, ulus devleti değil. Dünyada ırk devleti, ulus devleti olan devletlerin tamamı kavgayla parçalanmaya mahkumdur. Ulus devletidir çünkü. Irk devleti yani. Türkiye'deki şu anda PKK'nın altında ne var? İşte bu ırk meselesi var. Tamamen bunlar. Başka şeyler de var ama budur aslı. İttifaka engeli koymuş kefere. Ne yapmış? Ulus devleti yapmış. Irk devleti. Evet.
Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahıyla cihad edeceğiz. Ne yapmış? Sanat ilk önce içki fabrikası kurmuş. Değil mi? Sanatımız bu yani. İçki. Bak. Marifet ne? Yani harfleri değiştirdiğinde he? Yani marifetimiz mi? İlmimiz mi arttı? Harfleri değiştirdiğin gün 100 tane profesör mü çıktı? Sen 700 yıllık 70 ilmini, 1000 yıllık kitaplarını çöpe attın, sıfırdan başlamak dedin. Böyle bir zalimlik, böyle bir zulüm olabilir mi? Bak işte ne oldu? Bizi geri bıraktılar. Evet, şimdi abi buldunuz mu Hutbe-i Şame'deki yeri? Ya burada geçen ifadelerden birini yazmanız lazım. Mesela ittifak. Üç düşman veya üç düşman Hutbe-i Şame'de baksanız bir daha tahsiye ediyor diye aklımda kalmış orada. Üç düşman yazsanız Hutbe-i Şamiye'de. Burayı okuyayım ben. Bulunca oradan nakil yaparız gene. O maniler ise ecnebileri taklit. Bak. Yani İslamiyet bizde niye tekrar galip olmayacak? Biz Avrupa'yı taklit ediyoruz hala. Yani batılları taklit ediyoruz. Ecnebileri taklit. Bir. Cehalet. İki. Taassup. Yani o demişse, şeyhim demişse, abim demişse, hocam demişse körü körüne kabul. Taassup. Bilmeden delilsiz kabul. Halbuki ne vardı? Hatırlayalım. Gelecek muhakematta ileride. Hatırlayalım. Taassup yerinde hak. Safsata yerinde bürhan. Tadlili gayr yerinde tevfik, tatbik, istişare ederse dünya millesi hak olan mesleğini bir parça tebdil edemez. Nasıl ki Selefi Salihin asrında öyleydi. Şu anda Osmanlı'da da, İslam ülkelerinde de veyahut da cemaatlerde, cemiyetlerde de aynı maalesef. Taassup var, taassup. Körü körüne taklit var. Bürhan yerinde safsata var. Abi taassup niye var? Yani buradaki baştaki insan hatası değil mi yani? Tabii. Hoşuna Kur'an, gidiyor. Şimdi üstad emir vermek. Diyor, Kur'an ve sünneti uygulayın diyor. Evet. Yalnızsa diyor bir de beddua gönderin diyor. Yani, evet. Taassup edin demiyor bana. Aynen öyle. Ama şu andaki insanlar özellikle hani bazı... Nefsin hoşuna gidiyor ya abi. Nefsin hoşuna gittiği için çok güzel. Hatta teslemiyor yani. Tabii. Yapmaz. Teşvik ettiriyor. Eğer taassup yapmazsan ona körgünü taklit, işini bitiriyor senin adam. Evet. Halbuki Kur'an'ı bir metot değil. Bulamadık mı hala? Divan hali ölçüde. Buyur abi. Aynı yer abi. Divan hali ölçüde. Oradan mı? Bir oku bakalım abi. Tarihi hayatta tahsiye edilmiş olabilir. İstibdat, zulüm ve tahakkümdür. Meşrutiyet, adalet ve şeriattır. Padişah peygamberimizin emrine itaat edecek. Okuduk, hızlı geçelim onu. Halifedir. Biz de ona itaat edeceğiz. Yoksa peygambere tabi olmayıp zulüm edenler padişah da olsalar hayırdırlar. Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahıyla cihat edeceğiz. Sanat, marifet, ittifak ve bu üçe. Bir cihette teyakkuza ve terakkiye sevk eden hakiki... Bu şeyi bulabilir misiniz? Üç tane fen. Marifet ve medeniyet diyor. Bak burası var. Evet, şimdi olmasa da 30-40 sene sonra fen ve hakiki marifet ve medeniyetin mehasini bu üç kuvvet tam teçhiz edeyim. Bunlar üç aynıdır abi. Sanat fendir. Marifet ve medeniyet. Cehalet de medeniyetin karşılığıdır. Şeyde Deva-ül Yeysin içinde. Şimdi hatırladım. Asar-ı Bedi'de Deva-ül Yeysin içinde. Sual şu. Avrupa nerede bir fakir var diye başlayan bir yer var ya. Baksan Müslümandır. Nerede bir zengin var. Baksan ki Hristiyandır. Öyleyse İslamiyet'te bir sıkıntı var diye bir sual var ya. Asar-ı Bedi'de. Onun içinde, Deva Uliyesi'nin içinde. Asar-ı Bedi'de veyahut da Sünuhat'ın içinde. Sünuhat'ın ilk sayfalarında. Neyse yani bu. Bu üçüdür yani. De orada sanki bir tasih yapıyor üstad. Aklımda öyle kalmış. Bir ifadeyi değiştiriyor. Tekrar alıyoruz. 8 tane sıkıntı var, arıza var. Nedir bunlar? 3 hakikat ile 3 hakikat. İttifak. Sanat. Ve marifet. Üç hakikat bunu unutmayalım. Zir zöver olmuşlardır. Ve oluyorlar. O maniler ise ecnebileri taklit. Bir. Cehalet. Taassup. Ve kıssislerin riyaseti. Bu da Avrupa'ya bakan dedim ya onun için. Yani papazların, Hristiyanların önde gelenlerinin emir vermesi, tahakkümü. Bu onları geri bıraktı. Ve bizdeki mani ise, bu Avrupa'nın önündeki maniydi. Bu kırıldı mı reformla? Kırıldı mı? Rönesans'la reformla. İşte kilisenin tesiri o yok edince Avrupa ilerledi. Yani hak batıldan hakka döndü. Ecnebileri taklit, cehalet, taassup ve kıssislerin riyaseti ve bizdeki mani ise istibdadı mütenevvi. Yani çeşit çeşit istibdat. Şu anda Türkiye'de de var bu. Osmanlı'nın sonunda da var. İstibdadı mütenevvi. Aynı zamanda ne var istibdadı mütenevvi? Alimler, müritlerine. Talebelerin istibdadı mütenevvi. Şimdi İmam-ı Azam'a bakıyorsun talebeleriyle istişareyle hüküm çıkartıyor. İmam Yusuf, İmam Muhammed, İşte İmam Züfer, İmam Azam'a geri adım attırıyor. İstişareye hüküm veriyor. Bu tarafa doğru geliyorsun sen.
şeyhimiz demişse doğrudur. Öyle değil. Bak İmam-ı Azam geri adım atıyor hükümlerinde. Üstad Hazretleri talebeliyle beraber hareket ediyor. Mesela misal diyorum. Bunun gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabelerine soruyor. Taassup yok. İstibdat-ı mutlaka yok. Peygamberimiz derdi ki gireceğiz kardeşim siz ne anlarsınız ben peygamberim ya. Uhud Savaşı'na gitmeyeceğiz. Bitti. Allah'tan emir geldi. Yenileceğiz. Yok. Taassubun olmadığını gösteriyor bize. E tamam peki istişare ettik. İstişareler öyle karar çıktı. O zaman savaşacağız. Dönüşü yok bu işin. Bir peygamber kınını kılıp sahabede pişman oluyor. Yok diyor. Peygamber kılıncını aldı. Kınını üzerine giyindi mi? Zırhını üzerine giydi mi? Daha dönüşü olmaz diyor. Bak peygamberliğin halidir yani bu. Evet. Ne dedi? İstibdat-ı mütenevvi. İki. Ahlaksızlık. Bakın Üstad şu anda burayı bugün anlatmıyor. Osmanlı'nın sorununu anlatıyor. Şu anda da öyledir de. Fakat Osmanlı'nın sorunundan bahsediyor. Ahlaksızlık. Ve müşevveşiyet-i ahval. Nasıl tarif etsem bilemedim bu müşevveşiyet-i ahval. Yani keşke kendiniz anlasanız yani. Ne demek biliyor musunuz? Ya böyle dünyadan sıkılmış, hiçbir şey yapmayacağını istemeyen, derse gelmeyen, hizmet etmeyen, vazife almamak için kafasını kumun altına sokan, rahat davranan, laşkalaşmış, yalama olmuş adamlardır. Anlatabildim mi? Müşevveşiyet ahval. Toplumda şu anda bu ahval var mı yok mu? Var. Nasıl yok? Relax yani. He? Relax değil mi? Relax ha. Günümüz karşılığı relax. Rahat ol. Ya hiç sıkıntı yok yani. Bu kadar rahat bir toplumun içinde. Osmanlı'nın son dönemi yine yani Müslümanların o zamanki hal, müşevveşiyet ahval ve ataleti intac eden. Atalet rahatlık yani aynı şekilde bu relax olma meselesi. Yeistir ki. Adam diyor ki her çibat abat. Battı balık yan gider. Ya bana mı kaldın mesela? Aman diyor. Düzeltsem düzeltir. Bana ne diyor ya? Bu toplum böyle düzelir mi Allah'a sen? İyice kendini salıyor. Yeis budur işte yani. Yeis'in verdiği hastalık. Dört büyük hastalık var bu asırda. Nedir birincisi? Yeis. Sonra ucub. Sonra gurur. Sonra suizan. Birbirini sıra. İnsan önce ümitsizliğe düşer. Ümitsizliğe düşer sonra ne yapar? Bakar ki bir parça ameli var. Hemen der ki lan o kadar da kötü değil misin? Fena da değil misin? Hemen ucuba girer. Ben yaptım der. Sonra ucuptan sonra bakar etrafındaki herkeste günahlar var. Gurur yapar. Gururdan sonra kendi gururluysa seni itham eder. Suizan eder. Bu asrın dört büyük hastalığıdır bu. Bu yeisten dolayı çok. Onun için Üstad Hazretleri Hutbe-i Şamiye'de yeisi bizzat işliyor. Altı kelimeden birisi yeistir. Hatta birincisi yeistir. El emel ve yeis meselesi. Sıdk ondan sonra. Evet. Ataleti intihac eden yeistir ki Şems-i İslamiyet'in küsufuna küsuf tutmasına yani İslamiyet güneşinin kapanmasına önüne bulutların gelmesine sebep olmuştur. Sekizinci ve en birinci mani ve bela budur. Nedir? Biz ile ecnebiler. En büyük mesele bu asıl. Ecnebiler, Avrupalılar. Ecnebi nereden geliyor? Cenabetler. Cünüpler. Anladık mı? Sırapta sanmıyorlar ya. Onun için ecnebi ifadesi işte. Cünüpler yani. Ecnebiler. Hani bazen insan işte sormuyor. Ecnebi dedim. Adam Hristiyan demiyor işte. Ecnebi diyor yani. Hristiyanlarda vardır gusül abdesti. Bu zındıklarda yok. Şimdikilerde yok yani. Çünkü Hristiyanlığı bozdukları için cünüpler yani. Ecnebiler üstadın ifadeleri çok ince değil mi ya? Yani demiyor ki Avrupalılar. Demiyor ki Hristiyan. Ecnebiler. Ecnebiler biz yine ecnebiler bazı zevahir İslamiyet. Yani İslamiyet'in zahirini, zevahir İslamiyet. Ve bazı mesaili fünun ortasında, fenni meselelerin arasında hayali batıl ile tevehhüm. Yani batıl hayaller. Yani insan hayal kurar da bu saçma salak hayaller var ya, hayali batıllar yani. Hayali batıl ile tevehhüm eylediğimiz, öyle anladığımız, öyle kabul ettiğimiz, gerçek zannettiğimiz müsaademet ve münakazattır. Yani gerçek zannettiğimiz hayali meselelerle birbirimize girmemiz, birbirimize tartışmamız. Senin tartıştığın bir meselenin bir vücudu, imkanı vücudunun olması lazım. Yani yapılabilir bir şey otur masaya konuş. Yap yap ama. Biz neyin kavgasını yapıyoruz biliyor musunuz? Yapılabilecek şeyler değil. Hayalin kavgasını yapıyoruz şu anda. İmkansız olan şeylerin kavgası. Arıza bu. Şu anda toplumdaki. Aferin marifi himmeti feyzayanesine ve fünunun himmeti merdanesine ki meyli taharri hakikat ve muhabbeti insaniyet ve meyli insaf olan hakaiki teciz ederek o mahallelere gönderip zir-i zeber etmiş ve ediyor.
Üstad burada Avrupa'yı bir cihette tebrik ediyor bu noktada. Niçin? Oradan kurtuldukları için o hatalardan, arızalardan. Aferin marifin himmeti feyziyanesine. Yani ilim öğrenmekte bir zevk var. Maddi ilimler de olsa insan zevk alıyor. Deney yapıyor, buluş yapıyor. O feyiz de adam içine dalıyor. Aferin. Neye? Marifin himmeti feyyazanesine feyiz veriyor. Ve fünunun himmeti merdanesine. Merdane de fenlerin insana cesaret vermesi, güç vermesi. Ki meyli taharri hakikat. Hakikati araştırma arzusunu, gerçeği bulma arzusunu ve muhabbeti insaniyet. Bunu insanlara nasıl faydalı şekilde çevirebiliriz? Ve meyli insaf olarak olan hakikati teçhiz ederek hakikatleri donatarak, cihazlandırarak hakikatlerle, bu hakikatlerle o manilere, önümüze çıkan 8 maniye gönderip zir zöver etmiş ve ediyor. Yani Avrupa'da kilisenin tesirini kırmış, parçalamış. Şu anda işte çok ülkelerde, çok bozuk olan ülkeler malum, Hollanda gibi falan yerler fevkalade bozuk. Yani Amsterdam mı diyorlar işte oralar falan gidenler var, anlatıyorlar. Çok berbat bozuk diyorlar yani. Öyle böyle bozuk değil de bozuk yerine kadar kalıp ve oralarda kamuoyu araştırması yaptığı zaman insanlar %80-90'ı ben dinsizim diyormuş. Hristiyanlık falan yok diyormuş yani. Avrupa'nın da diyorlar şu anda acı gerçek yani. Bize göre iyidir bir cihette de. %50'si %60'ı civarında diyorlar Hristiyan değiliz biz. Hani mecburen usulen söyleniyoruz. Usulen söylüyoruz kelime. Hani dinsiz dememek için Hristiyanız diyoruz. Ama kabul etmiyoruz. Batıldır diyorlarmış. Bunlar aslında bizim için güzel haberlerdir. Hakka bulacaklar. Hakka dönecekler demektir yani. Anlatabildim mi? İnşallah. Evet, en büyük sebep ki bizi dünya rahatından, bakın ifadelere dikkat edin, bizi dünya rahatından ve ecnebileri de ahiret saadetinden mahrum etmiş. Müslümanlar dünyada rahat edemeyecek, ecnebiler de ahirette rahat edemeyecek. Nedir bu? İslamiyeti münkesif ettiren, İslamiyetin önünde bulut getiren, İslamiyet güneş ya, o güneşin önünde bulut çektiren veya ay tutulmasıyla küsufa tutturan, İslamiyeti münkesif ettiren su-i tefehüm, yanlış anlamamız bir, ile tevehhümü müsaademet ve muhalefettir. Yani herkesin yanlış anladığı vesveselerinin çatışması, birbiriyle kavga ortamının oluşması. Halbuki gerçek anladığını tartışmıyor adam. Tevehhüm müsaademete girmiş. Yani vesveseler çarpışıyor şu anda. Hakikat de değil. Zanlar. Zanlar yani. Ya zanlar tartışıyor. Öyle bir haldeyiz. Feya lil acep. Ya Allah'tan korkmaz mısın? Feyalil acep. Acaba nasıl yaparsın böyle bir şey? Hayret. Köle efendisine, bakın ifadelere. Köle efendisine, hizmetkar reisine, velet pederine nasıl düşman ve muarız olabilir? Ne dedik şimdi burada? Bak bu ifadeni anlıyoruz. İlim, marifet, fen, teknoloji ve felsefe İslamiyet'in hizmetkarıdır. İslamiyet'ten ayrışamazsın. Ama Osmanlı'nın son döneminde, İslamiyet'in son dönemindeki alimler ne yapmışlar? Bir adam ilimde meşgul oluyorsa ona ne demişler? Dinden çıktı demişler. Hatta ilimle uğraşmayı, fenle uğraşmayı, bilimle uğraşmayı dinsizlik görmüşler. Ya İslamiyet babadır, felsefe ilim onun hizmetkarıdır, evladıdır. Anladın mı? Yani İslam'a hizmet edecek ilimlerdir. Bugün mesela teknoloji geliştikçe Kur'an'ın hakikatleri ortaya çıkmıyor mu? İşte buyur. Hizmetkarken ondan sonra tard edilmiş, kabul edilmemiş, arızadır yani. İnsanlar bu hataları yapmış maalesef. Ya mesela hüven iktesi gibi mesela bahisler. Hatavülat zerrat bahsi. 32. söz bahsi mesela. 33. söz, 32. sözün içindeki o mevkıflar. O alyuvarlar, akyuvarlar meselesi. Yani Kur'an'ın mucizeviyatını gösteriyor sana bu. İslamiyet'e hizmet ettiriyor yani o teknoloji. Köle efendisine, hizmetkar reisine, velet pederine nasıl düşman olabilir, muarız olabilir? Halbuki İslamiyet fünunun seyyidi, fenlerin üstadı, mürşidi ve ulûm-ı hakikiyenin reisi ve pederidir. Fakat va asefa bu sır su-i tevehüm yanlış anlamak ve şu tevehümü batıl şimdiye kadar hükmünü icra ederek vesveseleriyle yeisi ilka edip insanlara ümitsizliği verip bab-ı medeniyet, medeniyet kapısından içeri girmemizi ve marifi, eğitimi ekrat ve emsaline Kürtlere ve misallerine kapattırdı. Türkler biraz daha erken uyanmış bu noktada. Ekrat ve emsaline yani Kürtlere ve onlara benzeyenlere. Bunun içinde Türkler ve Araplar da var. Ama başta Kürtler. Ekrat ve emsaline kapattırdı. Zira bazı zevahiri diniyeyi fünunun bazı mesailine muarız tahayyül ederek ürktüler.
işte doğudaki şarttaki medreseler. Bunun sıkıntılı halidir. Mesela bilim bugün neyi keşfetti? Demin dedik ya. Ve ilel ardı keyfe sutihat. Dünyayı bilim bugün yuvarlak keşfetti. Yuvarlak dedi. İspatında yaptı. E şimdi oradaki şarttaki bazı alimler, medreselerdeki hocalar da dünya düzlüktür kardeşim. Kur'an-ı Kerim düz diyor dedi. İslam'ın zevahirine, görünüşüne, fennin hükümlerini muhalif gördüğünden, bak nasıl bir muhalif? Gerçek bir muhalif mi? Kendi tefehümüyle vesvesesine karşı bir muhalefet var. Yoksa hakikatte var mı muhalefet? Yani zaruriyatı diniyeden olan bir meseleye bugüne kadar bilim zıt çıkmış mı? Muhkem olan bir ayete. Çıkamaz. Nerede haddine düşmüş? Ama nazariyatta olan, ondan sonra biraz fehme, fakihlerin anlamasına bırakılan meselede senin zahir anlayışına, tevehhümüne, vesvesene karşı yanlış gibi bir mana verilmiş. Ne diyorsun dolayısıyla? İslamiyet'in dışında bunlar, onun için fenle meşgul olan dinden çıkar. Bunlar doğuda maalesef konuşmuş. Şu anda Türkiye'de bazı, gerek ilahiyatçıların içinde bazıları, yani yenilikçiler değil de eski kafa gidenler de var bir türlü. Ve doğuda şartta bazı alimler hala dünyanın yuvarlak olduğunu kabul etmiyorlar. Açık söylüyorum. Diyorlar ki Antarktika diye bir yer var. Amerika dünyayı kandırıyor. Oradan resim resim falan yok. Dünyanın yuvarlak olduğu, uzaya gitme falan yalan. Öyle bir şey yok. Kandırıyorlar insanları. Antarktika denilen de bir kıta yok. Aslında orada sonsuz bir boşluk var. Oraya girdin mi başka bir aleme gidiyorsun. Düzlük var yani. Gibi falan şeylerle şu anda gerçek bu. İslam alimleri söylüyor bunu. Müslümanlar söylüyor yani maalesef. Şartta bazı medreselerde bu var. İşte o satır meselesinden dolayı. Üstad Hazretleri izahını yapıyor. Gelecek okuyacağız. Yani şimdi girmeyelim. Mukaddemelerde 1-2 hafta, 3 hafta, 4 hafta sonra sıra oralara gelecek. Sırayla okuyacağız. Satır meselesi. Ondan sonra Yecüc ve Mevcüc meselesi. Kaftağ meselesi. Seddi Zülkarneyn meselesi. Bunların hepsi hadisler meselesi. Usul, hadis usulleri meselesi. Hepsini okuyacağız inşallah. Onun için tehir ediyoruz buraları. Ez cümle. Netice, küreviyeti arz ki fünunun en birinci derecesi olan coğrafyanın en birinci basamağıdır. Yani dünyanın yuvarlak olduğunu kabul etmemek kadar büyük bir ahmaklık yoktur. Çünkü kainatta bir şey var ya, şuradan bir bardak suyu serpseniz aşağıya doğru nasıl düşer? Damla damla düşer. Merkez kaç kuvvetinden dolayı kuvve-i cazibe ve kuvve-i daifiyanın çatışmasında yuvarlak olur her şey. Üstad Hazretleri diyor ki orada feyalil acaba dünyada bütün kainatta bu adet geçerli olacak. Dünyamız o kadar serseri ki bu adetin dışına çıkacak. Böyle bir şey mümkün mü ya? Yani dünyanın bu adetullah kanunundan dışarı çıkması mümkün mü? Dünyada madem bir kopmada, büyük bir parçalamada, büyük bir patlamada dağıldı. Dağılırken elbette kare şeklinde değil. Çünkü kordu sıcak kızgın bir mağa şeklindeydi. Sun mesteva, hafız çabuk. Sun mesteva, alel arş, devam. Bir anda diyorsun hatırıma getiremedim diyorsun, haklısın. Sümmestava alel arş. Onun devamında ma ayeti var. Ma. Yani bir su. Damlacık şeklinde yaratmış Cenab-ı Hak. İnne semavati vel arda kânata aratkan fefetaknâhuma ayeti kelimesi. Bunun gibi. Ya bir diyor yani bir damla su gibiydi. Ya dünyayı Kur'an böyle tarif ediyor. Sen suyu atınca nasıl gider? Damla olur, yuvarlak olur. Bunun başka bir zahı yoktur. Nasıl yuvarlak olur hem de? Bir taraftan basık, diğer tarafından şişik olur. Reşa şeklindedir yani. Tam yuvarlak olmaz. Şimdi kainatta her şey böyledir dünyada. Gezegenlerin tamamı böyle, kare diye bir gezegen olamaz. Anladın mı? Yıldız dediğiniz şeylerin şekli gerçekten öyle değil yani. Biz öyle görüyoruz yansımadan dolayı. Yani merkezi yuvarlak, o görünen o kenarındaki o yıldız dediğimiz şey ışık hani şekli. Işık meselesidir yani. Kainatta bu adetullah kanunu varken sen nasıl çıkabilirdin? Şimdi sen coğrafyayı bir inkar ettin direkten başlangıçta. Ya böyle bir mantık mı var? O zaman nasıl kozmografiyle meşgul olacaksın? Nasıl kendini geliştireceksin? Nasıl semavat elini rasat edeceksin, semaya çıkacaksın? Kabul etmediğin için işte bakın Osmanlı, Müslümanlar adam 60 sene evvel uzaya gitmiş, aya varmış, bakmış hayat yok geri gelmiş. Üstad tarifini yapıyor değil mi? Ey filozof efendi, katre misal aklının dürbünüyle kamera kadar gittin, baktın ki ne hava var, ne su var, ne ışık var. Sayın boşa gitti, geri geldin. Üstad bu olaylar olmadan 1920'de 25'te bunları söylüyor. Adamlar uzaya gitmişler, demişler ki ne hava var, ne su var, ne ışık var, geri gelin demişler. Diyor sayin heba oldu. Fakat diyor o diyor o felsefenin verdiği kesafet zulümatı ümitsizliğe attı. Daha 30-40 sene bir daha uğraşmamışlar bilimle. O zulümata, ümitsizliğe düşmüşler. Üstad diyor zulümata düşeceksiniz. Ümitsizliğe, halbuki ümitsizliğe değil, çalışması lazım. Ama şimdi tabii onu kırdılar. İşte Amerika Mars'a gönderdi değil mi? 6. denemede mi, 7. denemede mi gönderebildiler? Ümitsizliğe kapılmıyor adamlar artık.
Diyor ki bak buraya kadar gönderirsek çalışacağız daireye gönderiyor. Ne kadar para harcıyor? 6 defa. 6. da değil mi en son işte bir yıl önce falan gitti ya bir tane şeyleri, aletleri. Adam Mars'tan fotoğraf gönderiyor. Orada çift sürülebilir mi? Çiftçilik yapılabilir mi? Toprağı inceliyor adam. Niye inanmayacaksın ki buna? Allah'ın gücü yetmez mi? Beşerin Allah'ın verdiği ilimle beşerin buna vücudu kafi gelebilir. Evet. Küreviyet arz ki fünunun en birinci derecesi olan coğrafyanın en birinci basamağıdır. İleride gelecek altı meseleye münafi zannettiklerinden bu bedihi meselede mükabere etmekten çekinmediler. Kibirlendiler maalesef. Hani bir kere dediler ya dünya düz diye. Geri dönüş yok. Mükabere yaptılar yani. Kibirlendiler. Maalesef İslam dünyasını konuşuyoruz şu anda. Başkalarını değil. Ey benim şu kitabıma iman-ı nazar ile çok sağlam bir bakış ile inanarak nazar eden zat. Malumun olsun bu kitapta istediğim hizmet budur. Şimdi bütün dersin özeti bitiyor. Niçin Üstad Muhakematı yazdı? İslamiyet'te olan tarik-ı mustakimi göstermekle. Yani ifrat tevritten kaçırıp istikameti yakalamakla. Ehli tefrit olan adayı dinin teşkikatını. Yani her şeyi küçük gören, ufak gören ehli dinin, dindarların, hocaların, alimlerin şüphelerini, teşkikatını red ve yüzlerine vurmakla beraber. Tarik-ı müstakimi öteki canibini ve sadık ahmak unvanına layık olan kasıtlı olarak değil. Farkında olmadan İslamiyet'e cinayet ediyor. Bu doğudaki alimlerdir bunlar. İşte demin bahsettiğimiz şark alimlerdir maalesef. Üstad Hazretleri diyor ya. La şargiyetin ve la garbiye. Akşam okuyordun ya. Ne diyor? Alimleri perişan olan milleti kavmini kendi lisanınla git irşad et. Bu ayet-i kerime bana bakar diyor. Ya yani alimleri perişan kim? İşte Kürtlerdir yani. Ne demek perişan? Yani işte mükabereye girmişler artık. Kibire girmişler. Bir kere yok dedik ya bu işin dönüşü yok demişler. Alet ilimlerinde birbirleriyle yarışmaya başlamışlar. Öyle bir hale gelmiş. Alimleri perişan olan o ekrat kavminin içine gir. Kendi lisanınla onları irşad et. O unvana layık olan ehli ifrat ve zahir perestlerin tevehhümlerini tart ve asılsızlığını göstermek. Bu zahir perestler de şimdiki ilahiyatçılardır yani sekülerizmcilerdir. Yani dünyevi perestçiler, dünyeviciler, dünyevileşenler. Tart ve asılsızlığını göstermek ve asıl rehber hakikat ve alem-i İslamiyet'in ikbal ve istikbaline yol açan, geleceğine yol açan sırat-ı müstakimde kemal-i ümidi zafer ile, kemal-i ümidi zafer ile çalışan muhakkikin İslam, hakikat alimleri bunlar yalnız ve yalnız bu asırda nur talebeleridir. Başka yok. Bu eserleri anlayanlardır. Muhakkik İslam insanlar. Yani her şeyin hakikatini anlayanlar. Akıl sıddıkla ve akıl sıddıklara akıllarıyla beraber hareket edip yardım eden, Kur'an'a sadakatini gösterenlere yardım etmek ve kuvvet vermektir. Elhasıl maksadım ol elmas kılınca saykal vurmaktır. Maksadım neydi? Bediüzzaman'ın muhakematından önerdi. Saykalül İslamiyet. İslamiyet'in üzerindeki tozu yahut bizim gözümüzdeki gözlüğümüzdeki tozu kaldırmak, cilalamaktır. Eğer sual edersen senin bu telaşın ulum-u mütearife hükmüne geçen şeylere bürhan getirmeye ne lüzum vardır? Zira telavuk-ı efkar ve tecavübün keşfiyatıyla meydan-ı bedaete gelen mesaile bürhan getirmek malumu ilam etmek olmaz mı? Ya tamam doğru İslam alimleri yanlış yaptı. Haklısın. Ama şimdiki fen zaten bunların hepsi birbiri ispat ediyor. Dolayısıyla sen niye şimdi dünyanın yuvarlak olduğunu bir daha ispat etmeye ihtiyaç hissediyorsun ki? Seddi Zülkarneyn'in Çin Seddi olduğu ortaya çıktı. Niye ispat edeceksin ki yeniden? Ne gerek var böyle şeylere? Zaten bilim maddeye dayandığı için her şeyi ispat ediyor. Kur'an hakikatleri de ortaya çıkacak. Ne gerek var da sen böyle bir eser yazacaksın aklına gelse? Hani şimdi dedik ya dünyanın yuvarlak olduğunu ispat edeceğiz. Ya Vali Osman abi tamam zaten dedin inanıyoruz bize. Niye bunun için biz geleceğiz bir pazar günümüzü buraya vereceğiz de iki saat burada kafa patlatacağız? Ne gerek var dünyanın yuvarlak olmasına? Böyle aklımda sualler gelecek. Eğer desem bu malumu ilam etmek değil midir? Malumu ilam ise belagata uygun değildir. Mesela malumu ilam nedir? Ben senin hafız olduğunu biliyorum. Bu malumu ilamdır. Onun hafız olduğunu herkes biliyor. Ama şudur yani bir yerde malumu ilam varsa belagat ehli diyor düşünür. Ha ya benim hafız olduğumu biliyorsa ben senin hafız olduğunu biliyorum demekle ne demek istiyor? Senin benim hafız olduğun benim senin hafız olduğunu bilmediğini biliyorum onun için diyorum. Mesela o Safa abi yeşil kazak ne kadar güzel yakışmış sana ya.
Oo, Safa ve kazan da yeşilmiş ha. Yeşil. Bediye bir şey. Ne düşünürsünüz acaba? Beğenmiş de söyleyeyim. Yok yok. Ali Osman abi burada ne yaptı? Bir kinaye var yani burada. Orayı düşünmeye başlarsınız. Ben bu yeşili söyledikten sonra burada 20 tane yorum çıkar. Neyi kastettiğim anlaşılınca. Kalitesini, yakıştığını, güzelliğini, uygunluğunu, dikkat uygun çektiğini. Olmadığını, dikkat çektiğini, gösterişli olduğunu, gösterişli. Bak bir sürü mana çıkar. Malumu ilan budur işte yani. O zaman belagat ehli malumu ilan yapmaz. Malumu ilan varsa altında başka bir mana vardır. Evet, cevaben derim ki maalesef. Üzgünüm. Kusura bakma kardeşim. Maalesef. Benim ile şu zamanın kıtasına iştirak eden eden cümlesi eğer çendan gerçi sureten öncü asrın 13. asrın evladıdırlar. Evet doğru, teknoloji asrının evladıdırlar. Fakat fikir ve terakki cihetiyle kurun-u üstahının yadigardır. Evet doğru, teknoloji asrındayız ama hala Osmanlı kafasını yaşıyoruz. Bu demektir. Kurun-u usta nedir? Orta çağ. Hala orta çağ kafasını yaşıyoruz. İşte demin dedik ya, hala hükümet bizi nereye götürmek istiyor? Orta çağa götürmek istiyor ya. Hala oraya gitmek istiyor ya. Nasıl bir mantıksa. Bak anladık mı? Demek ki ihtiyaç var buna. Ya işte bu mana. İşte güya muasırlarımız, bu asırda yaşayan asırdaşlarımız 13. asrın nihayetinden, yani tabi'in, tebeüt tabi'in, sahabe 3. asrın nihayetinden ta 13. asra kadar geçmiş olan asırların Filistesi veyahut en muzeci veyahut melez bir kavmidirler. Yani şu anda biz neyiz biliyor musunuz? Yani her millet var içimizde, kendimizde yani. 13 asır var şu anda bizde. 13 asrın özellikle 10 asrı var. Yani öyle melez olmuşuz, öyle karışmışız, öyle karışmışız ki kimsenin rengi belli değil. Yani adama sorsan sen kimsin, necisin kendini tarif edemez. Çünkü her taraftan bir renk almış, her asırdan bir renk almış. Felsefe olarak 6. asırda, hikmet olarak 8. asırda, akıl olarak 10. asırda, din olarak 5. asırda, işte yönetim olarak Fatih Sultan Mehmet'in tarzında. Ayrı ayrı asırlar gelmiş bile hakikati çıkartamaz bu adam. İşte onun için ne dedi? Filistes veyahut Emmuzeci veyahut melez bir kavim dediler. Hatta bu zamanın çok bedihiyatı onlarca mevhumat sayılır. İşte mahsusattaki vehmiyet bedihiyattandır. Yani ne dedi? Bu zamanın çok bedihiyatı, çok açık olan şeyler. Az önce bir kelime sorduk ya, neydi o kelime? Bedihiyattır işte bu. Bedihiyat her şeyin açık hükümlerle laboratuvarda, işte deney ortamlarında sabitlenmiş gerçek hakikatlerdir. Bedihiyattır buna. Bedihiyat denir. Onlar hayal. Onlarınki ise hayal. Bedihiyatı sen hayalle tarif edemezsin. Vukuatlar kardeşim, adam fotoğraf çekip gönderiyor. Bedihiyat var ortada. Hayalat olamaz. Evet, mukaddeme, bu kitap 3 makale bir kitap üzerine tereddüt edecektir. Burayı artık şeyde okuruz. İnşallah haftaya okuruz. Abi şimdi ya, burada dediniz ya. Evet. 10 dediniz ya, o ilk 3 olmadığı için, o hakiki ilk 3, o diğer 13 karışmış olmasından dolayı mahiyet başındaki anlamadığın için evet. Karışık yaşıyorsun manasında. Fıtratımıza gelmiş aynen öyle tesirmiş. Karışık. İlk 3'ü sahabe. Anlamadığın için o 10 aslı karıştırıyorsun. Emmuzet yapıyorsun. Arıza budur. Halbuki anlaşılsa oraya gidilse, ya bunu toplumda bakın, bak basit bir şeymiş gibi görüyor musun? Ama ne kadar büyük var. Kimin aklında şu anda sahabe tarzını yaşayalım tarzı? Hatta öyle bir gösteriliyor ki, ya onlar sahabeydi kardeşim, onlara yetişilmez. Direkt kapatıyor önünü ümitsizlikle. Niye? Ben Ebu Bekir Sıddık olamam da olmaya çalışırım. Hazreti Ömer olamam da olmaya çalışırım. Bilal-i Habeş olamam da olmaya çalışırım. Bak, anlatabildim mi manayı? Bazı bunu ümitsizlikle kapatıyorlar. Bazı akıllar mı diyelim de, bu dediğimizi güya açmak için, yani bizi sahabeye değil de sahabeye bizim yanımıza indiriyor. Maalesef. Ya yani. Ya aynı basitleştiriyor. Basitleştiriyor. Bu işte ilahiyatçılar. Evet. İşte bu sekülerizmciler. Ne diyor mesela? Mesih imamlarını önce indirdiler. Üstad Hazreti izah ediyor ya. Önce diyor mesih imamlarını indirdiler. Baktılar ki diyor mesih imamlarının üzerinde olan neresidir? Nazariyatı diniyedir. Zararuyatı diniyeyi tahir etmek mümkün değil. Diyor dinsizliklerini sahabiye rüçhaniyet davasıyla göstermek istediler diyor. Yani ilk önce mesih imamlarını senin benim gibi yaptılar. Ya o da senin benim gibi bir adam da. O da ben profesörüm diyor. Onun hiçbir şey yoktu. Ben Arapçayı ondan daha iyi kaydedebilirim diyor adam mesela. Baklar olmayacak. Şimdi sahabelerin kusurlarını göstermeye çalışıyorlar. Eksiklerini göstermeye. Halbuki Üstad Hazretleri diyor ki İnna fetahna leke fetahan mubina suresinin sonunda Va'adallahu lezine amenu ve amilu salihati minhum mağfireten ve ecren azime. Siz ne yaparsanız yapın, yaptığınız o fetihte, o davaya sadakatte geçmiş gelecek bütün kusurlarınız affedilmiştir. Sahabenin umumu bu ayet-i kerimenin sarahatiyle affedilmiştir.
kusur yoktur yani dolayısıyla. Anladın mı? Ya, yetişemez. Ya maalesef. O ne? Amaçları budur yani. Kasıtlı olan İsmail abinin dediği gibi. Bunu, da var. Hani o sadık ahmak. O sadık ahmaktır iyi niyetli olan. Onlar sadık ahmaktır. Öbürü adalardır, düşmanlardır. Şöyle İkiye ayırıyor. Teşbih yapabilir miyiz abi? Yani bir telefon bozulur veya işte bir sürü şeyle karışır. En son fabrika ayarlarına dönmek lazım. Başka türlü olmaz. Diyoruz ki ya 3 ay öncesine bir gitsek de şu telefonu ya var fabrika ayarı diye bir şey var. Sıkıntı en var. En kolay da odur zaten. En kolay da odur. Sahabe hayatına git. Çok güzel bir misal. Yani ondan sonra oradan itibaren tekrar al buraya. Cenab-ı Hak inşallah bizlere bu hakikatleri anlamayı nasip etsin. Güzel değil mi muhakeme? Daha başlamadık yani. Bu mukaddemenin mukaddemesiydi yani. İnşallah öyle güzel mevzular olacak ki içtimai düsturlar, kaideler tatbik edeceğimiz evimizde, ailemizde, iş yerimizde bir kelime bazen bizi bir yıl götürecek. Öyle kelimeler yakalayacağız inşallah. Cümleler yakalayacağız. Cenab-ı Hak inşallah tabii ilmiyle amel etmeyi bizlere nasip etsin. Abi üniversitede şu kadar kitabı üniversitede okutulacak 4 ya, sene. Yani her ya sadece felsefede ya. Veya işte İslam ilimlerinde olacak. İnşallah bunların dersine gideceğiz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.